Merhaba sevgili izleyenlerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir program ve yanında güzel yemekler hazırlayacağız. Tezgahımız hazır, malzemelerimiz hazır. Sizlerle beraber hem lezzeti hem kolay hem de pratik 3 tane yemek inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Pratik çok güzel bir beyti kebabımız var. Beyti kebabı yapacağız. Hem pratik olacak hem de lezzetli olacak ve ondan sonra yanında güzel bir nohutlu ezogelin çorbamız var. Ezogelin çorbası yapacağız. Havuç ve kabak taratorumuz var. Bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanacak. Tezgahımız üzerine çıkarmış olacağız. Beyti kebabımız, ondan sonra güzel bir ezogelin nohutlu ezogelin çorbamız ve havuç kabakla yapacağımız çok lezzetli bir taratorumuz olacak. Bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanacak. Tezgahımız üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada yemeklerimizi yaparken sizler de evlerinize yapacağınız hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemek inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Yemeklerimizi tekrardan görmek veya de yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. TGT olarak Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube sayfalarımızdan bütün yemeklerimizi bulabilirsiniz. Orada da yemeklerimizi takip edebilirsiniz. Geçmişe dönük yemeklerimize de bakmak istiyorsanız sitemizde bakabilirsiniz. Ondan sonra programımızı tekrar 2 ile 2,5 hafta sonları saat 10-11 arasında programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Bizleri internet üzerinde canlı izlemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız sitemizde bakabilirsiniz. Sitemizin adresi www.tgrt.com adresinden hem bizleri canlı olarak izleyebilirsiniz hem de orada yemeklerimizde dediğimiz gibi sevgili izleyicilerimiz hangi saatte varız, hangi saatte başlıyor tekrarları ve diğer programlarda merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta ve de Abdullah Hakim YouTube sayfalarından bakabilirsiniz. Orada da aynı şekilde takip edebilirsiniz. Yemeklerinizi gönderebilirsiniz. Yemek hakkında bilgi alabilirsiniz. Programımıza gelmek istiyorsanız reklamlarınız için, tanıtımlarınız için orada bana ulaşabilirsiniz. Ve ondan sonra hem lokantanız, ondan sonra restoran veya oteliniz varsa oranın reklamını yapmamızı istiyorsa, bizim gelip orada sizinle beraber benim gelip çekim yapmamızı istiyorsanız sosyal medya üzerinde ulaşın. Ekibimizle beraber gelip çekim yapalım. Onu da benim programım içinde yayınlayalım. Bu şekilde düşünceniz varsa sosyal medya hesaplarımda ulaşabilirsiniz. Ondan sonra ızgaramızda kazanmak istiyorsanız yapacağınız tek şey sosyal medya hesaplarımı takip edip mesaj bölümüne isim, soyisim, adres, telefonunuzu bırakıp çekilişe dahil olabilirsiniz. Ayın 1'inde çekiliş var ve isminiz çıktıktan sonra çok güzel bir ızgaramızı hediye edeceğiz. Bitişik cfabdulosa.tgrt sayfamdan bana ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Oradan da dediğimiz gibi yemeklerinizi gönderebilirsiniz. Evet, şimdi biz sizlerle beraber önce bir beyti kebabımızın listesini alacağız. Ondan sonra çorbamızın listesini alacağız ve ondan sonra yavaş yavaş sizlerle beraber yemeklerimizi hazırlamaya başlayabiliriz. İki tane listemizi peş peşe alalım. Pratik beyti kebabımız için kullanacağımız malzememiz 3 adet yufkamız, 400 gram kadar dana kıymamız, 2 adet kuru soğanımız, 3 yemek kaşığı kadar galeta unumuz. Tabii onu az veya fazla da kullanabiliriz. Yapacağımız miktara göre ayarlayabiliriz. Yarım yemek kaşığı kadar salçamız, 1 tatlı kaşığı kadar doktor salt tuzumuz, biberimiz ve nanemiz olacak. 3 adet yufkamız, 400 gram kadar dana kıymamız, 2 adet kuru soğanımız, 3 yemek kaşığı kadar galeta unumuz, yarım yemek kaşığı kadar salçamız, biber veya da domates salçası olabilir. 1 tatlı kaşığı kadar doktor salt sıvı tuzumuz, ondan sonra pul biberimiz ve nanemiz olacak. Yufkamız içinse sevgili izleyicimiz, 1 su bardağı kadar suyumuz, yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı kullanacağız yufkamız için. 1 çay bardağı kadar suyumuz, yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız olacak. Sosumuz içinse 1 yemek kaşığı kadar tereyağı veya zeytinyağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, ondan sonra 1 adet domates rendesi, 1 kase yoğurt kullanacağız. Yapacağımız işleme göre yoğurdu az veya fazla kullanabiliriz. 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 2 adet domates rendesi, 1 kase yoğurt kullanacağız. Öncelikle hemen kıymamızı, hemen soğanlarımızı, sarımsağımızı içine ilave edeceğiz. Galeta unumuzla beraber güzelce bir şekilde bir kıymamızı hazırlayacağız. Kıymamız hazırlandıktan sonra yufkamızı sereceğiz. Ondan sonra harcımıza içine ilave edeceğiz. Onu güzelce bir şekilde bir rulo şeklinde katlayacağız. Katladıktan sonra ufak ufak keseceğiz. Tepsimizi yağlayacağız ve tepsimizi içine dizeceğiz. Tepsimize dizdikten sonra tekrardan üzerine biraz yağımızı, biraz suyumuzu ilave edeceğiz. Ondan sonra fırına yollayacağız. Fırında güzelce bir şekilde bir pişecek. O iyice bir pişecek ve piştikten sonra da sunum yaparken tabağımızı içine alacağız. Ondan sonra sosumuzu hazırlayacağız. Sosumuz ve yoğurdumuzla beraber güzelce bir şekilde bir sunumumuzu yapacağız. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Hemen çorbamızda listesini alalım. Ondan sonra devam edelim. Ezogelin çorbamız, nohutlu ezogelin çorbamız içinse 1 su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz, 1 yemek kaşığı kadar pirincimiz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz. Siz isterseniz az veya fazla kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar pirincimiz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 çay bardağı kadar nohut. Fazla yapıyorsak nohutu biraz daha arttırabiliriz. 1 yemek kaşığı kadar unumuz, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar doktor salt tuzumuz, karabiberimiz, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar pul biber ve nane kullanacağız. 1 su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz, 1 yemek kaşığı kadar pirincimiz, ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar salça, biber veya domates salçası olabilir. 1 çay bardağı kadar haşlanmış nohut kullanacağız. 1 yemek kaşığı kadar unumuz, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar doktor salt tuzumuz, 1 çay kaşığı kadar karabiber, pul biberimiz ve nanemiz olacak. Önce tenceremizin içine hemen
hazırlamış olduğumuz, bolca suda yıkamış olduğumuz güzel kırmızı mercimeklerimizi dökeceğiz. Ondan sonra suyumuzu içine ilave edeceğiz, tuzumuzu ilave edeceğiz. O yavaş yavaş bir kaynayacak. Kaynarken tekrardan biz hemen ayrı bir kabımızı içine yağımızı dökeceğiz, unumuzu kavuracağız, salçamızı, baharatlarımızı ilave edeceğiz ve sosumuzu hazırlayacağız. Sosumuz hazırlandıktan sonra tekrardan onu da içine ilave edeceğiz. Pirinçlerimizi, nohutlarımızı ilave edeceğiz. İyice bir kaynayacak ve en son olarak doktor sal tuzumuzu ilave ettikten sonra çorbamız kaynayacak ve ondan sonra da afiyet içeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir çorba olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza başlayabiliriz. Tabii yemeklerimize geçmeden önce bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz var. Mahmut Holding Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Mahmut abim, Mahmut Küçükdoğan abim geldi. Hoş geldin abim. Hoş bulduk. Hiç sabırsızlıkla bekledik. Nasılsınız inşallah? İyisiniz abim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyiyim. Ben de sabırsızlıkla günü çekiyorum. Yani sizin programınızda olmak ayrı bir keyif, ayrı Allah bir güzellik. Olsun. Çok teşekkür Zaten ederim. Zaten dünyanın en kıymetli sanatları var. Değil mi? Bir numaralı sanat ahçılık sanatı. Evet. Neden biliyor musunuz? Ahçılık sanat derken ister paralı ister parasız insanlara yemek yedirmek kadar kıymetli bir şey yok. Allah İkinci razı olsun. Sırada da konfeksiyonculuk var. O da insanlara elbise. Değil mi? Yani giydirmek. Giydirmek. Yedirmek ve giydirmek çok kıymetli. Onun için siz çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Yemek yedirmek çok sevap, çok kıymetli. Ve sağlık da buradan geçiyor zaten. Allah razı olsun. Yani doğru gıdaları insan beslenirse doğru gıdalarla hasta olmaz. Eğer bugün hasta oluyorsak sebebi doğru gıdalar olmadığı için. Evet. Siz doğru beslenemediğimiz için. Doğru beslenemediğimiz için siz doğru gıdalar üretiyorsunuz ve doğru şekilde üretiyorsunuz. Onun için çok kıymetli ve çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Neler yaptınız bu ara sevgili Mahmut abim? Bir hafta içinde gelişen belki böyle evet. Avrupa'da herhangi bir şey var mı evet, şu anda? Avrupa'nın tırını bugün yükledik. Hayırlı olsun bugün, inşallah. Bugün yola çıktı çok tırımız. Güzel. İnşallah haftaya bugünlerde Avrupa'da tırımız olacak ve oradan Avrupa'ya ürünlerimiz dağılmaya başlayacak. Çok güzel. Çünkü orada da güzel bir alaka vardı, ilgi vardı, tabii. Talep vardı. Tabii. Artık Avrupa'daki izleyicilerimiz, gurbetçilerimiz de bu evet. ürünlere istediği gibi ulaşabilecekler. Ulaşabilecekler. O çok güzel. Ve ben sadece mesela Almanya merkezli gönderiyoruz. Almanya merkezinden Avrupa'daki bütün ülkelere dağıtım olacak. O sadece Almanya değil. O çok güzel Almanya'da gerçekten. Ne kadar Avrupa Birliği ülkesi varsa hepsine dağıtım yapılacak. Organizasyonlar böyle kuruluyor. Avrupa'da çok daha tabii bildikleri, tanıdıkları birazcık daha araştırma Avrupa'da çok daha ileri. Mesela Almanya'ya gidiyorsunuz. Doğal ürün satan noktalar o kadar çok ki. Hem satıyorlar hem de diyorsunuz ki bunu burada pişirin. Size sattıkları yerde pişirip yediriyorlar. Orası bizden doğal konusunda birkaç gömlek daha ileride. Evet, İnşallah yani. Biz de sıvı tuzu zaten çok bilindik bir şey. Tanıyorlar. Orada iyi bir pazar olacağı kanaatindeyim. İnşallah. Şimdi Mahmut abi, şimdi izleyenlerimiz sizi biliyorlar. Sıvı tuzu da biliyor ama ben şimdi yavaş yavaş Beyti kebabımı hazırlayacağım. Dilersen biz tekrardan şöyle bir ilk oluşumda nasıl başladınız ve tanışmanız ve bu işi nasıl bir hevesle sahip çıkmanız. Onları kısaca bir yavaş yavaş bir izleyicimize siz aktarın. Ben de kenarda Beyti kebabımı hazırlayayım. Ondan sonra hem izleyicimize bayılık almak istiyorlarsa, ondan sonra satın almak istiyorsa, toplu almak istiyorsa veya da perekende almak istiyorsa tabii numaralarımız da ekranda olacak. İnternet sitemiz de aynı şekilde ekranda olacak. Orada da izleyenlerimiz siparişlerini verebilir. Hemen dilersen kısaca bir verelim. Hem numaramızı hem de internet sitemizi verelim. Ondan sonra sevgili Mahmut abim anlatırken ben de sizlere güzel bir Beyti kebabımı hazırlayacağım. Evet arkadaşlar hangisi varsa ekrana verelim. Hem telefonumuzu hem de sitemizi verelim. Evet, Avrupa numaramız sevgili izleyicimiz +49 178 ondan sonra 398 01 93 +49 178 398 01 93 numaralı numaradan Avrupa'nın her yerinde siparişlerinizi verebilirsiniz. Bayılık alabilirsiniz, toprağı alabilirsiniz. Bilgi alabilirler, bilgi. Değil mi? Bilgi alabilirsiniz. Veya marketiniz varsa alıp orada satabilirsiniz. Veya küçük bir işlerle uğraşıyorsa lokantanız, restoranınız alıp güzelce bir şekilde masalarınızda bol bol kullanabilirsiniz. Ve toplu olarak alacağınız, ondan sonra perakende alacağınız ve bilgi alacağınız numaralarımız. Ondan sonra sitemizde takip etmek istiyorsanız hangi ürünler var, neler var portföyümüzde onu da merak ediyorsanız www.sivituz.com adresinde de bakabilirsiniz. www.sivituz.com'dan da hem aynı şekilde bayılık için, tuzlarımız için oradan da hem bilgi alabilirsiniz hem de satın alabilirsiniz. Abdullah Usta'nın sitesinde de görebilirler. Evet. Değil mi? Bundan tabii, sonra. Bundan sonra inşallah bizim sitemizde de görebilirler. Şu deneyle başlayalım mı? Tabii, hani, tabii başlayalım. Katı tuzu koyuyoruz efendim. Evet. Programın sonuna kadar ne kadar eriyip erimediğini mesela aynı şeyi burada da yapalım. Şöyle görmek döküyorum. Görmek için. Evet. Bakın bir miktar
katı tuzu koydum buraya içerisinde. Ve hem de bizim kaynak tuzumuz bu diğer kaya tuzlarına göre çok daha kolay ve rahat eriyebilen bir üründür. Programımız aşağı yukarı 1,5 saat sürüyor. 1,5 saatin sonunda ne kadar eridiğini hep beraber göreceğiz. Ama burada mesela sıvı tuzumuz var. Sıvı evet. Tuzumuzu şu bardağa koyalım. Şu bardağın içerisine koyduğumuzda hemen içerisine bakın. Sprey olarak koyuyorum. Koyduk. Bunun içerisinde eriyik olarak tatsak, tattığımızda hemen tuzun tadını almış oluyoruz. Yani ama ekstradan karıştırmadan her tarafa eşit bir şekilde dağılıyor. Eşit bir şekilde dağılıyor. Ama evet. Bunu tatsak bunun hiç içerisinde tuzun olup olmadığını şu an için hissetmeyiz. Hatta program bittiğinde gene tatsak gene hissetmeyeceğiz. Çünkü erimesi çok zor ve çok yavaş oluyor. Kaya tuzlarında erime ise çok daha geç oluyor. Yani buna göre birkaç misli daha zaman sonra yani bunu şurada da örnek gösterebiliriz. Örneğin yemeğimizi evet. içine attık. Tenceremizin altında durdu. Evet. O anda karıştırmayacağımız yemek olursa, çünkü normal karıştırdığımızda belki biraz hafif bir eriyebilir. Yani yarısı eriyebilir. Evet. Eğer ki karıştırmayacağımız bir yemekse sevgili seyircimiz, bütün olarak altında kalacak. Siz ne kadar tuz atarsanız atın, o erimeyecek. Mesela salatalarda. Kalacak. Değil mi? Yani 10'da 1'i anca erir. Evet. 10'da 9'u erimez. Evet. Onu da siz yemekle beraber alırsınız. Fazla tuz almış olursunuz. Yani bu tuz doğal olsa bile... Doğal olsa bile ve erimiyor ve 10 kat fazla tuz alınmış oluyor. Evet, ondan sonra da yemeğimde acaba pirincimde yemeğimde taş mı çıktı? Herhangi bir kum mu çıktı? Çünkü tabii. içinde bütün kalacağı için her şey o da evet, dişimizde doğru. bile kırabilir. Tabii. Sağlıklı bir şekilde sıvı tuzumuzu kullandığımızda hem yemeklerimiz hem salatamız hem çorbamız hepsi tatlı olacak ve çok sos lezzetli gibi. Olacak. Yani sosu düşünün. Bunu da bir sos olarak düşünün. Evet. Tabii. Şimdi tuzun hikayesini demiştiniz. Evet. Tuzun hikayesi evet çok enteresan. Bundan aşağı yukarı 8 sene önce bir dostum bana tuz getirdi. Böyle katı tuz getirdi. Katı tuzu anlattı biraz da bana. Tabii doğal olduğu için anlattı. Ben eve götürdüm. Evde kullandık. Ama birkaç gün sonra bitti. O tuz bitince dedim ki ya bu tuz bitti nereden alıyorsan bize söyle de ondan sonra gene alalım. Ya dedi var. Gene bize bir kilo daha verdi. Bir kilo yine bir hafta sonra bitti. Bizim ev kalabalık bir aile. Evet. Sonra dedim ki ya bu tuz bu kadar kıymetliyse kendi kendime düşündüm. Şirkette aşağı yukarı 200'ün üzerinde insan çalışıyor. Yemekler şirkette yapılıyor. Biz yemeklerde de bu tuzu kullanalım. Aradım çok güzel. O bana tuzu getiren dostumu. Dedim ki ya sen bu tuzu nereden alıyorsan bana telefon numarasını ver de ben oradan 200 kilo tuz alayım, şirkette de kullanalım. Evet. Aldım, şahıs aradım. O şahıs ondan sonra bana 200 kilo tuz gönderdi. Biz parasını gönderdik. O aramış demiş ki bu arkadaşı benim dostumu. Ya benden 5 kilodan fazla kimse tuz almıyor. Bu abi 200 kilo aldı. Ben de tuzu satmakta zorlanıyorum. Bana yardımcı olur mu? O da İstanbul'a gel de ben size onu tanıştırayım yardımcı olur. Çünkü girişimcidir demiş. Aradan çok böyle güzel. Bir zaman geçti, aradı. Dedi ki işte o tuz getiren şahıs var ya sana İstanbul'a geldi bir görüşmek istiyor. Gelmek istiyoruz. Dedim öğle yemeğine bana gel. Öğle yemeğine geldiler. Elinde gelirken böyle bir bidon suyla geldiler. Su. Sadece dedim, su değil mi? Sadece su. Dedim iyi hoş da yani ben tuz getireceğinizi zannettim. Ama siz bana bir bidon su getirdiniz. Dediler ki sana gönderdiğimiz tuz var ya bundan oluyor. Ya nasıl oluyor? Evet bunu biz koyuyoruz. Kuruyor. Kuruyunca da tuz çıkıyor. Allah hani... Allah. Hemen ekstra kaynağında kurumuş bir şekilde çıkarmıyor değil mi? Yani yok, sıvı olarak çıkıyor olarak, ondan sonra kurutuluyor. Şu bardaktaki görmüş olduğun su gibi yan yana. Çok. Şimdi o şişede var ya evet. mesela Sebil'de var bir bardağa koysak aynen böyle çıkar. Ondan sonra tabii ben bir tattım hakikaten tuz. Neyse biz salatalarda, yemekte, çorbada... Şöyle bir şey yapalım. Hemen ben de burada sıvı tuzumu kullanayım. Şimdi sevgili izleyelim. Ben de bak şu aynen şekilde öyle. Biraz. Bana yetecek kadar tuzumu alıyorum. Sıvı tuzumu. Şöyle beyti kebabımda. Harcımda kullanacağım. Şöyle biraz daha oldu mu? Şöyle yarım yeterli benim için. Evet. Onu döktük ve şu anda artık eşit bir şekilde köftem dağılacak ve güzelce bir şekilde içinde her tarafa eşit bir şekilde yayılacak. Yani içinde bütün olarak kalmayacak. Çok lezzetli bir beyti kebabımız olmuş olacak inşallah. Tabii, harika olacak. Allah razı olsun. Her tarafında. Şimdi tuzu çeşitli olarak biz kabul ediyoruz da aslında tuz evet çeşitliliği var. Çeşnilik yani ona tad veren. Fakat esas görevi mineral. Yani 84 tane minerali siz şimdi beyti kebabı harcın içerisine koymuş oldunuz. 84 tane mineral.
Doktora gitseniz size bir tane mineral yazar. Kalsiyum son dozdur. Bir tane mineraldir. Ama bunun içerisinde şu anda 84 tane mineral var. İnsan için en kıymetli olan gıdayı, minerali Beyti Kebab'ın içerisine koydunuz. Evet, şimdi, almış olduk değil mi? Evet, o arkadaşım getirdikten sonra biz hemen denedik. Ya o kadar enteresan, eve götürdük. Herkes çok beğendi. Hele bir salata yaptık. Salatanın lezzetine doyum olmuyor. Yani bugüne kadar yediğimiz salatalar salata falan değilmiş onun yanında. Ekstra da bir sos yapmaya gerek kalmıyor değil mi yani? Gerek kalmıyor. Salatalar büzüşüyor, soluyor. Kadınlar bundan rahatsız oluyor. Efendim durunca tuz, daha çok tuzlanıyor, yenilmiyor filan. Gerçekten kendi bıraktığı zaman insan yemek istemiyor. Yenilmiyor yani böyle. Hele o marullar, maydanozlar evet. filan var ya böyle çöküyor, şey gibi oluyor. Çürümüş gibi oluyor. Bunu yaptık, hiçbir şey olmuyordu. Hatta daha da diri oluyor o marullar, soğanlar, maydanozlar, salatalıklar. Daha böyle diri oluyor. Ben birkaç gün sonra telefon açtım. Bu şahsın yanına gittim. Aşağı yukarı buraya İstanbul'a 750 kilometre mesafede. Bir sabah gittim doğru oraya. Baktım. Hakikaten kaynaktan Anadolu'da eşme diye tabir ederiz. Evet. Eşme gibi yer altından çıkıyor. Önlerine havuzlar yapmışlar. 80 kadar havuz. Havuzlara doluyor. Havuz orada kurutuyorlar. Sonra düşündüm ya bunu kurutmanın bugün için bir şey var mı manası? Manası var. Yok. Peki zamanında niye kurutmuşlar? Ya zamanında kurutmasa İnsanlar o efendim suyu nasıl taşıyacak? Evet, hangi evet. kaba koyacak? Efendim yolculuğa götürürken nasıl götürecek? Dolayısıyla ve o günkü kaplar, şartlar çok ağır, çok pahalı. Evet. Ve bugün her şey var. Lojistik var, kap var, ucuz. Ondan sonra eritmenin bir manası yok. Tuz orada kururken de kirleniyor aynı zamanda. Evet. Tabiat şartlarından kirleniyor. Yağmur yağıyor, kar yağıyor. Tuzu rüzgar içerisinde gidiyor. Toz, toprak. Zaten siz bu tuzu bembeyaz görüyorsunuz ama bunu bir yıkadığınız zaman altından bir avuç bunun kir çıkıyor. Kaya evet. tuzundan da çıkıyor. Bunun hepsinden çıkıyor. Evet. Dolayısıyla bunu kurutmak yerine dedi ki böyle kullanalım. Yani sıvı tuzun bu şekilde, hülasa değil mi? Yani hikayesi böyle. De... Hikayesi böyle. Ve hiç rafine edilmemiş. İçerisinde hiçbir katkı maddesi konulmamış. İçinden hiçbir şey alınmamış. İçerisindeki 84 mineralin tamamı eksiksiz olarak insanın ihtiyacı kadar olan mineral. Yani insan ihtiyacı kadar. Mesela bir çay düşünün. İçerisine bir topak şeker atıyorsanız değil mi? Evet. 3 tane attığın zaman onu içmezsiniz. Yani tuzun içerisindeki mineraller de bugün insan ihtiyacı kadar. Fazla değil. Fazla olsa belki sıkıntı olacak. Gerçekten de öyle. Tamam, fazla olsa sıkıntı olacak. Onun için ben diyorum ki su ve tuz ikisi çok güzel meşrubat. Bu meşrubatı insanlar hayatlarına hayatımızda soksunlar. Hayatımızda büyük bir ihtiyaç var. Büyük bir yani ihtiyaç. Gerçekten. Su ve tuz. İkisi evet. dünyanın en güzel meşrubatı. Bugün meşrubat diye yaptıkları şeyin içerisine şeker koyuyorlar. Yani suyu bir nevi tatlandırıyorlar. Şimdi, ya suyu siz tuzda da tatlandırabilirsiniz. Şimdi Mahmut abi şöyle bir şey de evet. var yani kusura bakma lafını da kesiyorum ama şimdi yemek hazırlıyorsun, o kadar emek veriyorsun, çabalıyorsun, o kadar güzel bir yemek yapıyorsun. Etinden tutun hangi yemek olursa olsun o yemeğin içine tuz atmadığınız zaman sanki yaban kalmış ve evet. çok da lezzetli bir yemek olmuyor. Evet. İstediğin kadar ona emek ver, bir şeyler kat, baharat kat ama tuz katmadığın zaman onda herhangi bir tat, hani bir lezzet şey, alamıyorsun. Bir laf var ya tatsız tuzsuz bir şey oluyor. Evet. Hani aynen bazı yerlerde derler ki saman gibi bir şey oluyor derler değil mi? Evet gerçekten de öyle. Evet. Ya tabii tuzun işte çok faydasının yanında bu tat meselesi onun hani bonusu derler ya onun artısı. Artısı. Yani ama esas görevi içerisindeki o mineraller. Evet. O yemeğe korur. Bakın o yemeğe korur. Ferment olmasını, bakteri üremesini önler. Ve içerisinde 84 tane minerali homojen olarak almanızı sağlar. Efendim yediğiniz yemeğin size çok faydalı bir gıda haline gelmesini temin eder. Yani bunu sayamayacağımız kadar şeysi var. Faydaları dün, var. Dün bir açılış vardı. Hatay mutfağının Beylikdüzü'nde bir açılışı vardı. Biz de davet ettiler. Açılış konuşmasını bana yaptırdılar. Orada diğer konuşmacı arkadaşlar da vardı. Yani hemen hemen hepsi doğal ve tuzdan bahsettiler. Değil mi? Yani evet. Hele bir hanımefendi vardı. Onun ismini hatırlayamadım şimdi. O da tuzla ilgili dedi ki yemeğimize tuz katmadığımız zaman yemekleri bizim satma şansımız yok dedi. Evet. Gerçekten öyle. Hani diyor evet. ya ne kadar lezzetli ve güzel de yemek yaparsa yap. Bakın, tuzu koymadığın zaman. O hanımefendinin zaman... ismi burada. Kebo diye. Çiğdem hanımefendi. Kartı cebimde şimdi aklıma geldi. Kebo diye bir şirketleri varmış. Ve tuzdan ötürü çok muzları biz dedi. Derhal sizinle fuardan sonra göreceğiz. O çok güzel gerçekten. Şimdi sevgili Mahmut abi, şimdi izleyenlerimiz hani biz tuzdan bahsediyoruz ama
Belki şunu düşünebilirler. Ya bu kadar işte güzel kabları var. Bu kadar yani özenmiş ve güzel tip şekilde hazırlanmış sıvı tuzla. Şimdi acaba bu çok mu pahalı diyebilirler veya da o şekilde düşünebilirler. Şimdi bir ailenin bir yıllık ihtiyacını karşılaması için ne kadar bir ücret ödemesi Beş gerekiyor? kişilik bir ailenin bir yıllık tuza, bizim tuza harcayacağı para maksimum 100 liradır. O çok güzel. 100 Yani liradır. gerçekten hiçbir şey Yani değil. 100 lira bir yıllık bir aile bütçesinde hiçbir şey değil. İnsanlar 100 liradan çok masraflar yapıyor. Yani hatalar yapıyorlar. Evet. Ya, 100 liradan çok büyük hatalar yapıyorlar alır verirken. Gerçekten öyle. Hem de dediğimiz gibi sağlıklı ve çok da güzel bir şekilde beslenmiş olacaklar. Bir de artı şöyle bir şey var. Yani salatalarımızda kullandığımızda ekstradan salatamıza farklı soslar da yapmamıza gerek kalmıyor. Hiçbir gerek kalmıyor, evet. Değil mi? Çok lezzetli ve çok da güzel Ya sunumlar. Ustacığım, gastronomi çok önemli. Yani yeme içme çok önemli. Evet. Düşünün, bir arabanın benzini, herkesin bizi dinleyen, herkesin bir vasıtası, bir bineği vardır. Zaman zaman da arabalarına benzin alırken işte sulu benzin, kirli benzin aldıkları olmuştur. Yani benzin istasyonlarının depolarını temizlemedikleri zaman orada kirleniyor. Ya hatta bazıları var şöyle bir şey, ya işte şu markadan alalım, yoksa öbür markalar iyi değildir. Mutlaka seçici oluyorlar. Yani belli bir yerden almak için. Ama dediğin gibi yani eğer ki arabayı bu kadar düşünüyorsa insan kendi sağlığını neden Tabii. düşünmez, değil mi? Tabii. Mesela o kirli pompadan benzini deposuna doldurduğu zaman araba sağlıklı çalışmıyor. Giderken yolda istop eder. Giderken yolda hani öksürür derler. Evet. Giderken yolda araba tekler derler. Sebebi ne? O benzin içerisindeki kirden ve kaliteli olmayan benzinden. Gıdalar da insanın bir nevi benzini, bir nevi yakıtı. Bu yakıt çok doğru olmalı. Bu yakıt doğru olmazsa işte o zaman vücut da tekliyor. Evet, organizmayı Cenab-ı Hak çok akıllı yaratmış. Bu aynı zamanda kendi kendini tedavi eden, arızaları gideren bir şekilde yaratmış. Ama siz devamlı olaraktan yanlış gıdayı midenize, yanlış gıdayı bir organizmaya gönderirseniz onun da bir şey gücü var. Belli bir zaman sonra, belli bir zaman sonra rahatsız olacak. Belli bir dayanma gücü var. Tabii değil belli mi bir yani? Dayanma gücü var. Onun için gastronomi çok önemli. Gastronominin içerisinde de biraz önce anlattığın gibi bak çok güzel yufkalar, efendim içerisinde etler, içerisinde maydanozlar, bir sürü çok kıymetli gıdalar koydunuz. Yani bunun içerisine o tuzu koymasanız o yemeğin lezzeti olmaz. O yemeğin tadı olmaz ve o yemeği siz mineralli hale getirememiş olursunuz. Evet. Yani et de olsa dediğim gibi, tabii yani efendim. Tuz olmasa onda hiçbir Evet. tat ve dediğimiz gibi tuz alamayacağız ve yemeğimiz yaban kalacak. Onun için tabii çok büyük bir ihtiyaç hayatımızda. Ama sevgili izleyenlerimiz de mutlaka denesinler. Bir kere alıp denesinler ne kadar güzel olduğunu, nasıl kullanışlı olduğunu, bütün yemeklerinde bundan sonra da kullanacakları çok güzel bir ürün, çok sağlıklı bir ürün sevgili izleyenimiz. Bütçenizi çok fazla zorlamadan Avrupa, Türkiye'den yani her yerde siparişlerinizi verebilirsiniz. Bayılık alabilirsiniz, toplu olarak almak istiyorsanız alabilirsiniz. Perakende alabilirsiniz, alıp lokantalarda ve Evet. Dedim restoranlarda kullanabilirsiniz. Marketinize satmak istiyorsanız alıp satabilirsiniz. Sizler de istediğiniz gibi hemen alabilirsiniz. Telefon numaraları +49 178 398 01 93 00 numaradan ulaşabilirsiniz satın almak için. Ve sitemiz de aynı şekilde www.sivituz.com adresinde de bütün ürünlerimizi görebilirsiniz. Oradan da siparişlerinizi geçebilirsiniz. Bir senelik 5 kişilik bir aile vereceği sadece para 100 liradır. Bunun içinde kargosu dahil de değil mi? Kargo dahil, evet. Kargo dahil. Kargo sizler dahil. Sevgili izleyicilerim, sadece vereceğiniz 100 lira gibi bir ücrettir. Birazdan tabii ürünlerin içinde neler var, onların neler gideceği, evet, tekrardan anlatacağız. Avrupa için kaç gün ellerinde oluyordu sevgili Mahmut abi? Avrupa'da da gene 3 gün. 3 gün. 3 gün. Orada da güzel bir şey ağı var, kargo ağı var. Orası da aynı şekilde 3 gün içerisinde Avrupa'da her yere nasip olursa ulaşacak. O çok güzel. Türkiye'de dediğimiz gibi İstanbul için. İstanbul için aynı gün. Aynı bir, gün bir oluyor. Gün, efendim Anadolu'da 3 günde kargo şirketleri gayet iyi çalışıyor. Çalıştığımız, anlaşma yaptığımız kargolar var. Evet. Onlar, şimdi tuzun faydalarını inanın sayamayacak kadar çok var. Bugün bir bilim insanının bir makalesi bana ulaştı. Makalede şöyle diyor. Şu anda dünyaca meşhur olan bir maden var. O madenin de %80'i, %85'i bizde. O madenin ismi ne biliyor musunuz? Bor madeni. Bor madeninin aslı ne biliyor musunuz? Bor madeninin aslı sıvı tuz. Bu kadar önemli. Yani bordan her şey yapılıyor ya. Evet. Hani bordan bir sürü sanayi ürünleri yapılıyor. Efendim gıda ürünleri yapılıyor. Temizlik ürünleri yapılıyor. Bunun ana maddesi
Sıvı tuz. Makalede böyle yazıyor. Değil mi? Tabii. Biz de bu sıvı tuzdan tabii başka programlarda yemek programı olduğu için bunları burada şey, anlatmıyoruz. Son zamanlarda biraz bir ön tabii, plana çıkmaya başladı. Tabii. Onunla ilgili o da çok kıymetli bir şey. Aslı ama sıvı tuz. Sıvı tuzdan oluşan bir mineral o da. O çok güzel gerçekten. Tamam mı? Yani tabii bor dediğin gibi hem çok önemli evet, hem de son zamanlarda çok da artık dillendirilmeye ve onunla tabii, ilgili çalışmalar başladı. Sıvı tuz da sevgili izleyenimiz dediğimiz gibi hayatımıza çok büyük bir değişiklik hem gösterecek. Size de ekstradan sos kullanmadan, farklı bir şey kullanmadan sıvı tuzunuzu çorbanızda tuzunuzu unutabilirsiniz. Atmamışsanız hemen şuradan bir kapağımızı birazdan göstereceğiz. Alıyorsunuz, biraz içine döküyorsunuz. Normal bir kaşıkla karıştırırsanız da her tarafa eşit bir şekilde dağılmış olacak. İçinde bütün kalmayacak. Çorbamız lezzetli olacak. Yemeğimize kullanabiliriz. Salatamıza kullanabiliriz. Veyahut da hemen güzelce bir şekilde hazırlanmış olduğumuz kızartma tavuklarımıza kullanabiliriz. Patateslerimizde kullanabiliriz. Hepsinde kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı, çok da güzel. Şöyle bir fısfısla da eğer ki çok fazla tuz doktor size yasaklamışsa çok da fazla kullanmak istemiyorsanız minik bir fısfısla da homojen olarak her yere dağılıyor. Değil mi? İhtiyacınızı evet, karşılayacak kadar minik bir hemen püskürtüp o şekilde de ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Evet. Şimdi bugün birçok hastalıklar var. Mesela obezite dünyanın başının belası. Evet, gerçekten de öyle. Obezitenin ana sebebi ne biliyor musunuz Abdullah Ustacığım? Yeterli miktarda organizmada tuz bulunmaması. Yeterli miktarda. Değil mi? Yeterli miktarda organizmada tuz bulunduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Vücutta birkaç türlü açlık var. Bir efendim gıda açlığı var, bir de su açlığı var. Su açlığını gidermeden gıda açlığını gidermeniz mümkün değil. Bugün bizi izleyen izleyicilerimiz kendilerine sorsunlar. Günde kaç öğün yemek yiyorlar? Hatta kimisi sorsun, yemekten sonra gözü sofrada kalıyor mu kalmıyor mu? Değil mi? Evet, yemekten çok kısa bir zaman sonra gene önüne bir yemek getirildiğinde o yemeği yiyor mu yemiyor mu? Bunu herkes kendisine sorsun. Ve herkes, çoğu insan diyecek ki evet ben sofradan kalkarken gene gözüm sofrada kalıyor. Tam bir miktar sonra, bir zaman sonra, çok kısa bir zaman sonra gene önüme yemek gelse gene yerim. Neden? Çünkü kendini aç hissediyor. Aslında o insan yemeğe aç değil. Yani yediği yemek midesinde. Yediği yemek ona her türlü ihtiyacını karşılayabilecek konumda. Fakat vücudunda yeterli miktarda su yok. Suyun bulunduğu yer vücudumuzda hücrelerimizin içerisinde bulunuyor. Suyun vücutta bir kabı, bir beklediği bir yeri yok. Şu suyu içtiğiniz zaman hücreleriniz içerisine girmesi lazım. Hücrelerin içerisine girmesi için de bir şeye ihtiyaç var. O şey ne biliyor musunuz? Sıvı tuzun içerisindeki mineral. O 84 mineral ihtiyaç var. Organizmanızda, vücudunuzda yeterli miktarda o mineral yoksa İçmiş olduğunuz su hücrelerin içerisine girmiyor. Yani hücre zarını delen ürünler, delen şeyler, işte mineraller sıvı tuzun içerisinde. Hücre zarında delerse su hücrelerin içerisine giriyor. Eğer hücre zarı delinmezse su hücrelerin içerisine girmiyor. Sizin su açlığınız devam ediyor. Evet. Su açlığı devam eden insan yemek sanki yemeğe acım gibi yemeğe saldırıyor. Ve onun için de o işte obez oluyor ve sağlıksız olarak kendisine de ve etrafına da sıkıntılar vermiş oluyor. Gerçekten. Hangi insan obez olmak ister? Sebebi budur. Hiçbir insan obez olmak istemez. Sebebi bu. Yeterli miktarda organizmasında tuz bulunsun. İçmiş olduğu su, sıvı hücrelerin içerisine girecek. Hücreler suya doyacak. Suya doyduktan sonra da sadece acıktığı zaman yemiş olduğu yemek midesinden deşarj edildiği zaman acıkacaktır. Ama bugün maalesef İnsanlarımız yeterli miktarda o minerali alamadıkları için ve yeterli miktarda da içtikleri su hücrelerin içerisinde girmediği için ve kendilerini aç hissediyorlar. Onun için bol miktarda yemek yiyorlar. Yemek yiyince de zaten hastalığın başlangıcıdır. Hasta olmama ihtimali yoktur yani. Hasta olmama ihtimali yoktur. Değil mi? Evet. Yani ne kadar yani şey gastronomi yemeğe çok önemlidir insan sağlığı için. Acıkınca yemeli. Sofradan doymadan kalkmalı, yemeğe tuzla başlamalı, yemeğe efendim bitirirken yine tuzla bitirmeli ve bu çok önemli gerçekten. Sofradan da midesinin üçtekisini doldurarak kalkmalı. O insan asla hasta olmaz ve bugün insanlarımız Türkiye'nin yaş ortalaması 71'lerde. Ben inanıyorum ki böyle insanlar yemeye başlasalar
İnanın 100 yaşının üstüne çıkar Türkiye'nin yaş ortalaması. Değil mi? Dünyanın yani yaş ortalaması olur. Oraya çıkar. Ve şu anda herhalde dünyada 150 yaşında insan yok gibi. Yok gibi. Ama bu dediğim şartlarda beslenen binlerce, belki yüz binlerce, belki de milyonlarca insan 150 yaşın üstünde insanlar oluşur. Gerçekten. Biz kendi kendimizi yanlış yiyerek, yanlış hareketler yaparaktan öldürüyoruz. Evet. Bu makinenin önüne siz yanlış benzini koyarsanız o makine arıza yapar. Evet, i̇şte örneğin şu kendimizi... anda şunu bir anlatalım sevgili Mahmut Tabii, abi. Anlatalım. Şimdi sevgili izleyenim ben beyti kebabımı hazırladım. Yufkaların biraz daha lezzetli, güzel olması için yağımızı dökeceğiz ve suyumuzu dökeceğiz. Şuradan çok az bir suyumuzu alıyoruz. Yani bir çay bardağı kadar yeterli diyebiliriz. Şimdi buradan alıyoruz sıvı tuzumuzu. Yani hemen içinde dağılıyor. Tabii. Biraz sıvı tuzumuzdan aldık. Onu da içine döktük. Sıvı tuzumuzu bakın, döktükten sonra... homojen olarak dağıldı hemen. Değil mi? Dağıldı. Hiçbir şey yok. Şu anda bir tamam, yakın bakın, detayı bir görelim arkadaşlar. Bakın buradaki şuradan duruyor. Öbürü duruyor. Bu hemen dağıldı gördüğünüz gibi. Karıştırma da gerek kalmıyor. Evet. İçinde en ufak bir damlası bile bütün kalmadı. Dağıldı. Onu alıyorum. Yavaş yavaş. Önce bir yağımızı dökelim. Çünkü alta doğru yağımız biraz dökülmesi gerekiyor ki sevgili izleyenlerimiz. Yapışmasın, yanmasın. Hem de güzelce bir şekilde bir pişsin diye. Şuradan biraz zeytinyağımızdan. Hepsini de dökeceğiz ki hem güzelce bir şekilde bir yanmasın hem de iyice bir pişsin diye. Zeytinyağımızı döktükten sonra şimdi tekrardan suyumuz çok hafif pratik beyti kebabımız için suyumuzu. Sıvı tuzlu su. Evet sıvı tuzlu doktorsal tuzumuzla suyumuzu döktük ve beyti kebabımız hazır diyebiliriz. Beyti kebabımızı hazırladıktan sonra artık fırına gönderebiliriz. Programımız boyunca o yavaş yavaş pişsin. Güzelce bir şekilde bir hazırlansın. Ben de bu arada şuradan bir fırınımı ayarlayayım. Önce yüksek bir dereceyle biraz açacağız. Ondan sonra da yüksek bir dereceyle kendine geldikten sonra yani biraz ısındıktan sonra fırınımız derecemi düşüreceğim. Programım boyunca 150-160 dereceyle iyice bir pişecek. Güzelce bir şekilde bir pişmesi gerekiyor. Hem yanmasın sevgili izleyenimiz hem de güzelce bir şekilde bir içindeki harcımız ve yufkalarımızın pişmesi için yüksek bir derecede değil. Onun için yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Şimdi fırınımız ısındıktan sonra derecemizi düşüreceğiz ve tekrardan pişirmeye devam edeceğiz. Kapatalım. O yavaş yavaş devam etsin. Şimdi onu kapattık. O yavaş yavaş pişerken ben hemen şurada kırmızı mercimeklerimi döküm tencereme ondan sonra sohbetimize devam edelim mi? Tabii. Tabii. Şimdi kırmızı mercimek çok önemli biliyorsunuz sevgili izleyenler. Çorbamızda bol bol tüketiyoruz. Farklı sunumlarda, mercimek köftemizde, salatamızda her şeyde kullandığımız çok lezzetli ve çok güzel. Siz zaten sıkıldıkla gelen sorulardan bir tanesi. Ya Abdullah Hoca biz hazırlıyoruz. Ya istediğimiz gibi pişmiyor, diri kalıyor. Onun için erken pişirmemiz için çok fazla uğraşıyoruz. Uğraşmamak için ne yapabiliriz demişsiniz. Şimdi önce bir yarım saat boyunca kırmızı mercimeğimizi suyun içinde bekletmemiz gerekiyor. Tamamıyla biraz bir şişecek, güzelce bir şekilde toparlanacak. Ondan sonra 4-5 suyla yıkayacağız. Tamamıyla güzelce bir şekilde bir yıkayacağız. Yıkadıktan sonra mercimeğimiz hazırlanıyor. Hazırlanmış olduğumuz mercimeğimizi şöyle bir kabımızı, tenceremizi içine dökelim. Şimdi bunu döktük sevgili izleyenimiz. Üzerine mümkün olduğu kadar sıcak suyumuzu dökelim. Hemen sıcak suyumuz olursa çünkü daha erken bir şekilde haşlanmış olacak. Ben de buradan sıcak suyumu döküyorum. Ondan sonra altını açıyorum. O yavaş yavaş ısınmaya devam etsin. Farkındaysanız çok fazla su da kullanmadık sevgili izleyenimiz. Bu hem erken pişirimini sağlamış olacak hem de güzelce bir şekilde bir toparlanmasını sağlamış olacak. Şimdi biraz içine tuzumuzu, doktorsal tuzumuzu da ilave edersek örneğin 40 dakikada pişen mercimek 15 dakika ve 20 dakikada pişmiş olacak. Tuzumuz daha erken pişirimini sağlayacak. Ve çorbamız sonradan tamamıyla bir piştikten sonra hazırlandıktan sonra tadına bakacağız. Eğer ki tuzumuz yeterli değilse biraz da tuz kullanabiliriz. İlk başta tuzumuzu mercimeğin içine dökeceğiz. Ondan sonra sona doğru tadına bakacağız. Yeterli değilse biraz daha döküp tuzumuzu dengeleyebiliriz. O şekilde ayarlayabiliriz. Şimdi tuzumuzu içine döktüğümüzde mercimekler hem daha erken bir şekilde haşlanmış olacak ve güzelce bir şekilde ayarlanmış olacak. Ben de sıvı tuzumu çorbamda kullanacağım kadarını döküyorum. Böyle göz kararı her zaman yaptığımız için bellidir. Sıvı tuzumu döktüm. Ondan sonra sıvı tuzumu döktükten sonra da kapağını kapatacağım. Ve mercimekler güzelce bir şekilde bir haşlansın. İyice bir haşlansın. O haşlanırken ben de kenarda yavaş yavaş sosumu hazırlamaya başlayacağım inşallah. Çok güzel oldu değil mi? Çok güzel oldu. Evet. Eline sağlık. Çok teşekkür ettim. Sizin de Allah razı olsun. Şimdi Mahmut abim çok güzel bir işle meşgulsunuz. Tabii şirketinizde 7
bölüm var değil mi? Evet. Yanılmıyorsam. Evet. Ve bunun içine siz tuzu da eklediniz. Tabii. Gıdayı da eklediniz. İnsanlara çok yararlı ve çok da güzel bir iş yapıyorsunuz. Tabii Cenab-ı Mevlam size her zaman bu yapmış olduğunuz işlerde hem yardımcı olsun. İnşallah en Amin. Güzel, en iyi Amin. Yerlerde sizi görmüş olacağız. Tabii hani sen diyorsun ya insanlara en güzel şey yani... İnsanların hayırlısı insanlara hizmet etmek. Hizmet etmek. Siz de bu işle ilgili çok da güzel hizmetler yapıyorsunuz. Şimdi hani sevgili izleyenlerimiz şunu diyebilirler. Ya acaba Mahmut abi burada oturmuş tuzu bahsediyor ama sadece tuzla ilgili mi bu çalışıyor, çalışma yapıyor? Değil, tabii. Siz nelerle bir ufakça bir izleyicilerimiz sadece bilsin diye o diğer konularda bir ufak bir değinelim mi? Neler yaptığınızı? Olabilir tabii. Yani biz aşağı yukarı İstanbul'da 41 yılı tamamlamış. Ben şahsım adına bir şirketim. Ama babam ve dedem de işin içerisine katarsak çünkü biz onların devamıyız. Aşağı yukarı 100 küsür 125 yıllık falan bir firmayız. Ey maşallah. Yani 105 dedem, yıllık değil tabii, mi? 100, 125 yıllık bir firmayız. Sadece ben kendi adıma 41-42. Yıla girdim. Ey maşallah. 41 kere maşallah. Evet, şirketimizin içerisinde işte tekstil var. Çok efendim kumaş var. Otel, hastane ürünleri var. Uçak şirketlerinin içerisinde kullanılan tekstil ürünleri var. Teknoloji var. Emlak işimiz var. İnşaat var. Efendim yani böyle 7 değişik iş kolumuz var. Ama benim bunların içerisinde göz bebeğim bu tuz. Çünkü tuz direkt insanla ilgili, sağlığıyla ilgili, gastronomiyle ilgili. İnanın dün bu işte Hataylıların gittiğimiz yerde herkes Hatay yemeklerinden bahsetti. Herkesin sonucunda geldiği, sizin de bahsettiğiniz gibi eti, yağı hepsini koydu. Oraya doğru tuz koymadığınız zaman evet. O yemeğin hepsi belki lezzetli oluyor ama o yemek faydasız oluyor. Yo, gerçekten ama öyle. Yani... O yemeğin içerisinde bir de sıvı tuzu koyduğun zaman adeta taçlanmış oluyor. İnsan sağlığı için o kadar kıymetli bir gıda alıyor ki ben bunun peşindeyim. Yoksa ben bunun parasında, bunun madde tarafında değilim. Ben bir insan yiyip de, kullanıp da bunu efendim yemeğinde teşekkür edince benim bütün yorgunluklarım, bu işe harcadığım bütün harcamaların hepsinin bedelini almış oluyorum. Bir teşekkürle. O çok güzel burada gerçekten. Burada da inanın ürün satmak için değil, bilgilendirmek için buradayım. Evet, ve buradan Almanya'ya yayında yaptığınız için söylüyorum. Oradaki arkadaşlarıma daha bir heves vermek, oradaki arkadaşlarımı daha bir gayretlendirmek için söylüyorum. Çünkü onların ilk malı da ürünleri de buradan gidiyor. İnanıyorum ki onlar çok kısa zamanda Avrupa'da çok daha büyük işler yapacaklar. Çok mesela güzel. Bizim sizin programımızda 2 ve 3 hafta önce bir patates kızartması yapmıştık. Reklamdan oradan, sonra yapalım tekrardan. Oradan inanır mısınız o kadar büyük tepkiler var ki o artı manada. Ya bugüne kadar yediğimiz patatesler böyle değildi. Bu patateslerin lezzeti, görünümü bir kere mükemmel bir lezzet oluyor. Patatesin içerisine de sıvı tuz girmiş oluyor. Evet. Yani üstüne döküyorsun. Yani ekstradan bir sos evet, yapmadan. Sos gibi. Sos yapmadan sos içerisine girmiş oluyor. İkincisi, biraz önce siz yemeğe daha çabuk pişirir dediniz ya. Evet. Patatesler kızarıyor. Yani sarı patatesler hafif böyle pembeleşiyor. Sebebi içerisindeki tuzdan kaynaklanıyor. Ben o zaman şöyle bir şey yapacağım sevgili Mahmut. Şimdi abi, tuz koymadan. Daha araya var bizim ama yağımızı koyalım, tuzumuzu da koyalım. Tabii. Bu yavaş yavaş ısınsın. Biz reklamda hazırlığımızı yapalım. Tabii. Tekrardan sizinle beraber yapalım. Tabii. İnşallah şuradan biraz yağımızı alıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi normal evde hazırladığınız gibi patatesi kızartmak istiyorsunuz. Yani çocuklar çok fazla seviyor. Özellikle böyle büyük restoranlarda, yerlerde alıp böyle tüketmeyi daha çok fazla seviyorlar. Biz tabii onlara gerek kalmadı. Gönlümüzün rahat bir şekilde çocuklarımızı beslememiz için kendimiz evimizde hazırlayabiliriz. Şimdi onu yapmak için önce bize yetecek kadar yağımızı şöyle bir tane tavamızın içine aktarıyoruz. Yetecek kadar yağımızı döktük. Şimdi bunu ölçü olarak kullanırsak çok güzel olacak sevgili izleyenimiz. Ölçü olarak kullanırsak çok güzel olacak. Şimdi yağımızı ölçü olarak örneğin 2 su bardağı kadar yağımızı kullandık. 2 su bardağı kadar yağımızı kullandıktan sonra çok da fazla kullanmayacağız. 1-1,5 şöyle bir kapakla değil mi? 1,5 koymuştuk. Hemen ölçümüzü hazırlıyoruz. Sıvı tuzumuz. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz sıvı tuzumuz. İçine dökelim. Biraz daha şöyle bir yarım daha. Doktor Saat sıvı tuzumuz. Geç biraz fazla oldu. Şöyle bir döküyoruz. Diğerini ben şöyle bir tencereme dökeyim. Şimdi tuzumuzu döktük. Doktor Saat sıvı tuzumuzu döktük.
ve yağımızın altını açıyoruz. O yavaş yavaş ısınsın. Ama bir karıştıralım sevgili izleyenlerimiz. Şöyle ufak bir karıştıralım. Ondan sonra güzelce bir şekilde yağımız ısınsın. Sadece yağımız ısındıktan sonra patateslerimizi güzelce bir şekilde bir yıkayacağız. Kabuklarını soyacağız. Parmak şeklinde doğrayacağız. Parmaklarımızı içi, güzelce bir şekilde parmak hazırlanmış patateslerimizi içine atıp güzelce bir şekilde bir kızartacağız. Ve kızarttıktan sonra da çok lezzetli, çok güzel bir patatesimiz hazırlanmış olacak. Ekstradan sos, salça bir şey yapmadan çok lezzetli bir patates hazırlanmış olacağız inşallah. Şimdi patateslerimiz kızarıyor dedim ya. Evet. O kızarıklığı sıvı tuz koymadan elde etmek için daha bir zaman harcayacağız ve patatesler de o şekilde kızarınca kurumuş olacak ve yenilmeyecek. Değil mi? Tabii yani, biz de evde hanımlar diyebilir ki ya bizim patateslerimiz de kızarıyor. O kızarmış olan patatesler inan kurumuş olur. Bunun kızarıklığını sağlayan içerisindeki sıvı tuz hem o pişme esnasında o kadar kısa bir zaman içerisinde hem pişiriyor hem de patatesleri böyle çok tatlı bir pembe haline getiriyor. Hem de bu kadar lezzetli olmuyor. Bu kadar lezzetli. Gerçi çok lezzetli ve çok da güzel oluyor. Şöyle biraz ben de kenarda çorbamı hazırlamaya başladım. Hemen sizlerle beraber sevgili izleyenimiz karıştıralım. Ondan sonra tuzumuzu döktükten sonra kaç dakika oldu? Yaklaşık 5-6 dakika oldu. Mercimeklerimiz dağılmaya başladı. Kendini bırakmaya başladı. Şöyle bir yakın detay bir görelim arkadaşlar. Görme şansımız varsa görelim. Yoksa da hemen ben şöyle devam edeceğim. Güzelce bir şekilde sevgili izleyenimiz dağılmaya ve güzelce bir şekilde bir pişmeye başladı. O dağılmaya devam etsin. Hızlı, kolay 20-25 dakika içinde tamamıyla mercimekler eriyor, dağılıyor. Doktor Sağ tuzumuzla beraber çok lezzetli bir çorbamızı hazırlanmış olacağız. Şimdi iş yerinde veyahut da böyle ilk gelen size gelen misafire tabii gelen gidenleriniz de çok oluyor. Bu bizim Türklerde gelenek olan bir şey. Misafirimiz ne kadar çok fazla gelse o kadar çok fazla seviniyoruz ve gelmesini daha fazla istiyoruz. Evet. Peki onlara böyle tattırdığınızda veyahut da onlara sunduğunuzda neler diyorlar size? Şimdi önce anlatıyorum. En sonunda da şunu söylüyorum. Ya ben ne kadar anlatırsam anlatayım. Sizin bunu anlamanız için ağzınızı açın. Şöyle birer tane ağzınıza tattırayım diyorum. Bütün anlattıklarımın hepsini siz bir çırpıda anlamış olacaksınız diyorum. Şöyle yapıyoruz herkese. Böyle yaptığımız zaman ne kadar lezzetli, ne kadar güzel bir tuzmuş diyorlar. İlk başta biraz bir kuşkuyla yaklaşabilirler tabii, değil mi? Önce yani, kuşkuyla yaklaşanlar acaba oluyor. Kuşkuyla ama tabii biz onları hemen ikna ediyoruz. Yani bugüne kadar tuzu tatmayan insanımız hemen hemen hiç olmadı. Herkes mutlaka tuzu tatmıştır. Ve giderken de onlara tuzdan tabii hediye ederek görüyoruz. Onlar arkasından dönüp ya bu tuzu biz evde kullanacağız. Bunun devamını da alalım diye dönüyorlar. Sipariş veriyorlar değil evet. mi? O çok güzel yani gerçekten. Yani ben bu tuzla ilgili 8 seneden bu tarafa hayatım değişti. Sağlığım değişti. 8 seneden bu tarafa insan ne yapar? Biz tabii yaş olarak ilerliyoruz, yaşlanıyoruz. Ama ben tuz sayesinde yaşım ileri gitmiyor, yaşım geriye doğru gidiyor. Sağlıklı bir cilt değil mi? Geriye güzel doğru gidiyor. Evet. Güzel bir vücut, dinç bir vücut. Ben yani bu tuza başladığımda aşağı yukarı 56 yaşındaydım. Şimdi 64 yaşındayım. 8 sene olmuş. Ve maşallah. Geçenlerde bir arkadaşım biyolojik yaş ölçüyor. Benim biyolojik yaşım 49 çıktı. Bakın 10 sene geriye gitmiş. 10 sene geriye gitmiş. Beni 10 sene hatta 49 çıkınca benim yaşım 64. Başladığım günden beni 10 sene geriye götürmüş. Bugünden de toplam 15-16 yaş geriye doğru getirmiş. Bu herkes için de geçerli. Peki siz gün içinde mesela örneğin sabah kalktınız. Akşama kadar neler yapıyorsunuz? Nasıl yani suyun içine mi katıyorsunuz? Nasıl tüketiyorsunuz? Bir ufak değinelim mi? Tabii değinelim. Ben sabah kalktığımda bir kere bir yarım saat kadar egzersizlerim vardır. Sonra da bir 45 dakika kadar da yürüyüşüm vardır. Yürüdükten sonra da tabii duşumu yaparım. Duştan çıkarken avucumun içerisine sıvı tuz koyar. Bütün vücudumun her tarafına onu sürerek o şekilde çıkarım. Ve bu çok ciddi manada bir zindelik veriyor. Tabi bu arada kullanmış olduğum sabun da gene bizim sıvı tuzun minerallerinden elde edilmiş bir sabunla banyo yapar. Evet, o ürünlerimiz yukarı, de var. Çünkü o ürünlerimiz de var. Ürünler de var. Ben aşağı yukarı 8-9 seneden beri hiç şampuan kullanmamışımdır. Bütün hem saçıma hem de vücuduma da bu sabunu kullanırım. Bu sabunla birlikte inanır mısınız yani tarif etmek mümkün değil. Yaşamak lazım. Değil mi? Vücudunda bir tane silici olmaz, bir tane çizik olmaz,
Bir tane kırışık olmaz. Vücudunuzda koltuk altları falan birazcık böyle esmerdir. Tamam mı? Evet. Hiç esmerlik falan kalmaz. Mantar olmaz. Saç dökülmesi olmaz. Saçlarda kepek olmaz. Saç aralarında sivilce çıkmaz. Çok efendim güzel, vücudunuzda gerçekten akne diye tabir ettiğimiz sivilceler hiçbirisi olmaz. Yakın çekim yapın. Pürüzsüz değil çok mi? Çok ayıp bir şey ama yakın çekim yapın. Benim cildimi bir gösterin. Evet. Benim ama 8 sene 10 sene önceki cildim böyle değildi. Değil sebebi mi? Hep bundan kaynaklı ürünleri kullanmamdan kaynaklanıyor. Ne kadar faydalı olduğunu ve güzel olduğunu. Evet, yakın çekim yapsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok... bir gösterin isterseniz sevgili Mahmut abinin ne kadar pürüzsüz ve güzel bir ciltte ve sahip olduğunu da görmek için. Sebebi budur. Değil mi? Bütün samimiyetimle söylüyorum. Benim bundan 10 sene önceki resimlerim var. Hiçbirisi bu kadar sağlıklı değil. Hiçbirisi bu görüntüde değil. Sebebi bu tuz ürünlerini kullanıyorum. Cildim bu nevi düzgün oluyor. Ve benim gibi kullanan insanlarda da hemen bu başlıyor ve kendisini göstermeye. Hele genç yaşta böyle 25, 30, 35, 40 yaşlarındaki insanlar kullansalar yani akşamdan sabaha neticesini alabilirler. Çok güzel. O zaman şöyle bir şey yapalım sevgili Mahmut abim. Şimdi yağımız ısınıyor. Ondan sonra beyti kebabımız hazırlanıyor. Bu arada çorbamızı hazırladık. Biz kısaca bir tezgahımızı toparlayalım. İzleyicilerimiz de bir nefes alsın. Şöyle bir tabii, çay alsınlar. Çay biz kısa bir araya gidelim. Kısa bir aradan sonra devam edelim. Tabii memnuniyetle. Evet sevgili izleyicilerimiz biz şöyle bir tezgahımızı toparlayalım. Siz de bu arada kısaca bir şöyle bir kendinize bir çay alın, kahve alın. Ve biz de kısa bir tezgahımızı güzelce bir şekilde bir kısa bir arada toparlayalım. Ondan sonra sizlerle beraber lezzet yolculuğumuza devam edelim. Evet sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz de hazırlığımızı yaptık. Çorbamız kaynamaya devam ediyor. Beyti kebabımız için hazırlığımıza devam ediyoruz. Güzelce bir şekilde yufkalarımızı, etlerimizi sardık, kıymamızı. Ondan sonra rulo şeklinde katladık, ufak ufak kestik. Tepsimize dizdik, üzerine yağımızı, suyumuzu ilave ettik ve düşük bir derecede fırınımıza gönderdik. O yavaş yavaş fırınımızda güzelce bir şekilde bir pişmeye başladı. Yüksek bir derecede değil, düşük bir derecede pişsin ki hem yanmasın hem de iyice bir pişsin diye. Dilerseniz şöyle bir görelim bakalım ne durumda. Kızarmaya başlamış. Programımız boyunca pişmeye devam etsin. İyice bir içinin de güzel pişmesini istediğim için düşük bir dereceyle devam edeceğiz. Evet yavaş yavaş üzeri kızarmaya başlamış. İçi pişmeye başlamış. O suyunu ve yağını çekti. Ve güzelce bir şekilde beyti kebabımız hazırlanıyor. Kapağını kapatalım. Ondan sonra çorbamız için de şöyle bir mercimeklerimizi yıkamıştık. Ondan sonra da içine doktor salt tuzumuzu ilave ettik. Ve güzelce bir şekilde biraz da suyumuzu ilave ettikten sonra iyice bir kaynadı ve yavaş yavaş hazır diyebiliriz. Kaynadıktan sonra kullanacağım kadar pirincimi döküyorum. O da şimdi yavaş yavaş biraz bir kaynaması gerekiyor. Nohutumuz, şöyle biraz nohutumuz damağımızda çok güzel bir tat ve lezzet katsın diye onu da içine ilave ediyoruz. Nohutumuzu da döktükten sonra da yavaş yavaş sosumuz hazır sevgili izleyicilerimiz. Sosumuz için de yağımız, salçamız ve unumuz hepsi kavruldu. Baharatlarımızı ilave ettik ve güzelce bir şekilde sosumuzu hazırladık. Az suyla beraber açtık. Kenara aldık. Sadece sosumuzu içine ilave ettikten sonra ondan sonra da çorbamız hazırlanmış olacak. Tadına bakıp ondan sonra tuzumuzu eğilip ve sunumuzu yapabilirsiniz. Şimdi o yavaş yavaş kaynamaya devam etsin. Biz de bu arada hemen sizlerle beraber üçüncü yemeğimizi sizlerle beraber taraturumuzu da alalım. Ondan sonra devam edelim. Evet bu arada yağımız ısınmaya başladı. Kabak havuç taratoru için 2 adet kabak, 3 adet havuç, ondan sonra 2 diş sarımsağımız, 300 gram kadar süzme yoğurdumuz, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 çay kaşığı kadar doktor salt tuzumuz, karabiberimiz, 1 tutam dereotumuz. Bunu şimdi şöyle bir alalım. Isınmaya başladı. Onun için biraz ses yapmam için. 2 adet kabak, 3 adet havuç, 2 diş sarımsağımız, 300 gram kadar süzme yoğurdumuz, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar doktor salt tuzumuz, karabiberimiz, 1 tutam dereotumuzu kullanacağız. Öncelikle hemen kabak ve havucu güzelce bir şekilde bir rendeleyeceğiz. Rendeledikten sonra tenceremize yağımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra içine sarımsağımızı ilave edeceğiz. Güzelce bir şekilde bir kavuracağız. Ondan sonra hemen havuçları içine ilave edeceğiz, kavuracağız. Kabağımızı içine ilave edip kavuracağız. İçine baharatlarımızı ayıracağız.
Doktor saat tuzumuzu içine dökeceğiz ve ondan sonra malzemelerimiz hazırlanmış olacak. Onu iyice bir soğutacağız ve soğuttuktan sonra yoğurdumuzu içine dökeceğiz. Yoğurtla beraber karıştıracağız. Yoğurdumuzla beraber karıştırdıktan sonra sunum yaparken tabaklarımızı süsleyeceğiz ve ondan sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, çok da güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza devam edebiliriz. Evet. Şimdi yağımız ısındı sevgili Mahmut abim. Bu arada biz de patatesimizi de ayarladık. İki tane patatesimiz. Şimdi yağımız hazır. Oh, mis gibi bir patatesimizi kızartabiliriz. Yani şöyle biraz. Buradan ben bir Avrupa'da bizi izleyenlere o şeyi vereyim. Tabii. Yayın arasında gelen haber. 33 paletlik ürünümüz bizden ayrılıp efendim Kapıkule'ye doğru yola çıkmış. İnşallah çok kısa birkaç gün içerisinde Almanya'da, Frankfurt'ta olacak. Ve oradan Avrupa'nın her yerine ürünler dağılacak. Buradan o müjdeyi veriyorum. Almanya'da çünkü bizi izliyorlar. Bu arkadaşlara da buradan haber vermiş olayım canlı yayında. Şimdiden hayırlı olsun. Tabii ki Avrupa'dan büyük bir ilgi vardı, büyük bir istek vardı sevgili izleyenimiz. Fırlarımız artık yavaş yavaş gümrüğe doğru yola çıktı. İnşallah en kısa zamanda elinize olacak. Sizde de sipariş vermek istiyorsanız toplu, berekende veya da bayılık almak istiyorsanız telefon numaramız +49 178 398 01 93. +49 178 398 01 93 numaralı numarada Avrupa'nın her yerinde siparişlerinizi verebilirsiniz. Türkiye'de de siparişlerinizi vermek için veya da satın almak istiyorsanız sitemizde bakabilirsiniz. Türkiye için de bayilik, toplu satın almak istiyorsanız, ondan sonra alıp satmak istiyorsanız hemen sitemizde aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Sitemizin adresi www.sweethouse.com adresinde de toplu olarak veya da bayilik veya da satın almak istiyorsanız oradan bakabilirsiniz. Ürünlerimize de bakabilirsiniz. Evet, buyurun Mahmut abi. Evet. Şimdi patateslere gelelim. Patatesleri güzelce sen şimdi doğruyorsun. Ben de şöyle ayağa kalkayım olmasın. Tabii. Şöyle bir yanıma alayım. Sersen. Şimdi yağın içerisine koyacağız. Yağın içerisinde hem pişecek hem de kızaracak. Kızarırken çok güzel bir renk alacak böyle pespembe. Ve patatesin her hücresine kadar sıvı tuz nüfuz etmiş olacak. Patatesin o zaman lezzeti çok daha farklı oluyor. Şu anda geçen programlarda da söylediğim gibi uluslararası bu patates üretici yapan firmalar var. Biliyorsunuz hangi firmalar olduğunu. Bu işle uğraşan. Bu işle uğraşan. Evet, onlarla görüşmeler son noktaya geldi. Onlar patates kızartmalarında yağın içerisinde bizim tuzu kullanacaklar. Buradan da o haberi veriyorum. Çok güzel yani, gerçekten. Uluslararası firmalar kolay kolay ürün beğenmezler. Kolay kolay ürün almazlar. Bütün testlerden hepsi geçti ve raporları hepsi alındı. Şu anda fevkalade memnunlar. Yani, hatta geçenlerde de yine Türkiye'nin en meşhur baklavacılarından birisi o hamurunda kullandı. Biz 100 yıllık, onlar da 100 yıllık baklavacı firması. Diyorlar ki biz bu hamurun kıvamını 100 yıldan beri hep yakalamak istiyorduk. Maalesef yakalayamıyorduk. Sizin tuzunuzla o kıvamı yakaladık diyorlar. O çok güzel gerçekten. Yani, tuz deyip geçmeyelim. Tuz sadece yemeklere verilen bir tat tuz olarak görmeyin. Tuz çok farklı bir şey. Bundan sonra sürekli de kullanacaklar değil mi o baklava firması? Tabii kullanacaklar evet. Sen şöyle bir yerini alayım sizi sevgili Mahmut abi. Sizi yormayayım ben, yormak istemiyorum. Tamam. Şimdi tabii sevgili izleyenlerimiz sizler de tabii gidiyorsunuz lokantalarda, restoranlarda. Hele ki bu işlerle uğraşan yerlerde büyük bütçeler, büyük paralar verip orada patates yiyorsunuz. Ekstra da bir para vermeden hatta bir yıllık ihtiyacınızı giderilmesi için veya da gidereceği kadar almak istiyorsanız sadece 100 lira veriyorsunuz sevgili izleyenimiz. 100 lira verdiğimizde şuradan görmüş olduğunuz 5 litre hemen sıvı tuzumuz geliyor sizlere. 5 litre sıvı tuzumuz doğru mu? Doğru. 5 litre yanında 2 tane görmüş olduğunuz gibi o sevgili izleyicimiz. Cam şişeden 2 tane. Şu cam şişeden 2 tane 5 litre sıvı tuzumuz. Cam şişemizden şöyle bir görelim. Bu şişeden de 2 tane geliyor sevgili izleyenlerimiz. Ve 2 tane bittiğinde, de tuzluk. Bittiğinde şuradan da sevgili izleyenlerimiz çeşmesi var, musluğu var. Buradan da doldurabiliyorsunuz. Evet. Yani şuradan hemen açıyorsunuz ve şişenizi dolduruyorsunuz. Bu şekilde bir tane, şu şişeden iki tane. İki tane ve de bunlar. İki tane de şu anda sevgili Mahmut abinin elinde olan ufak
Ve çok şık tuzluklarımızdan da iki tane size geliyor. Bunlar sadece 100 lira verip sizler de sahip olabilirsiniz. Çok fazla bütçenizi yormadan, bütçenizi zorlamadan sizler de bu seti almak için sadece vereceğiniz ücret 100 liradır. www.sweettooth.com adresinde de sizler de bayılık almak istiyorsanız, toplu almak istiyorsanız, perakende almak istiyorsanız siparişleriniz için oradan ulaşabilirsiniz. Sıvı tuzu kullandıkları günü tarih olarak bir yere atsınlar. Evet. Hayatlarının ne kadar değiştiğini kendileri hemen yaşayarak göreceklerdir. Fark edecekler yani mesela değil mi? Bugün ayın kaçı? 21 Kasım. 21 Kasım'dan itibaren kullanmaya başladıkları gün yazsınlar. Ve hayatlarının, sağlıklarının ne kadar değiştiğini, bir daha nezle grip olmayacaklarını görecekler. Abdullah Ustacığım, ben 8 senedir, 9 seneden beri nezle grip olmuyorum. Sosyal medya üzerinde bir tane izleyicimiz bana yazmış. Ben tansiyon hastasıyım, ben kullanabilir miyim demiş. Bunun için siz ne dersiniz? Bütün tansiyon hastaları rahatlıkla kullanabilir. Birkaç ay sonra kendileri tansiyonlarının normal olduğunu ve bir daha da o kullandıkları ilaca ihtiyaç olmadıklarını kendileri görürler zaten. Değil mi? Evet. Hatta gerileme olacak değil mi? Yani normale dönecektir. Normala dönecektir. Yani yüksek olan mesela düşük olan da normale gelecektir. Yüksek olan da. Mesela bunlardan birisi benim. Benim tansiyonum normalde 8 sene öncesinde küçük tansiyonum 5,5-6'lardaydı. Büyük tansiyonum da 9-9,5'lardaydı. Ben bundan tabii çok rahatsız oluyordum. Günü tamamlayamıyordum. Yani işin yoğunluğu bana çok ağır geliyordu. Evet. Günü tamamlayamıyordum ve gün içerisinde her zaman birkaç saat dinlenmeden, uyumadan günüm bitmiyordu. Doktorlara da konuştuğum zaman doktorlar bana şunu diyordu. Ya düşük tansiyon iyidir, kolay kolay sana bir şey olmaz. Tansiyonun yükselse de diyorlardı. Ama ben kendimi herhangi yorgun, olmaz dedi, ben, ben yorgun, bitkin hissediyordum kendimi. Evet. Ne zaman ben bu sıvı tuzla buluşmaya başladım ve tansiyonum şu anda hangi ortamda, ne zaman ölçülürse ölçülsün 7 ile 11 arasında değişiyor. Yani küçük tansiyonum 7, büyük tansiyonum 11, 8 seneden beri gün içerisinde de hiç uyumadım desem uyumam. Ama ondan önceki yıllarda her gün mutlaka birkaç saat uyumadan, çünkü tansiyon düşük olduğu zaman o yeterli performansı gösteremiyorsun ki. Peki sürekli böyle uyumak mı istiyordun? Yani böyle uyku halinde uyuyordu mi oluyordu? Ve hatta başka bir şeyler daha anlatayım ben size. Biz çok sık toplantı yapan bir konumdayız. Çok sık. Evet. Toplantı süreleri bazen 6 saat, bazen 7 saat, bazen gün boyu oluyordu. Ben o toplantılarda 2 saatten sonra verimsiz oluyorum. Düşünemiyorum. Karşı taraftakinin anlattıklarını anlayamıyorum. Ona fikir algılayamıyordum, üretemiyordum. Ama inanır mısınız şu anda 24 saat, 24 ayrı konu olsun, hiçbir birine karıştırmadan 24 saat ben onu müzakere ederim. 24 saat onun üzerinde fikir yürütürüm ve asla da yorulmam. Çok güzel. Gerçekten. Bunun sebebi budur. Bakın başka bir şey değil. Benim hayatıma bundan başka değişen bir şey olmadı. Değil mi yani? Evet. Bir şey, bundan başka ekstra bir şey bir şey olmadı. Değişen ne oldu? Meşrubatlar hayatımdan çıkarttım. İçecek olarak su içtim. Çok güzel. Hayatımda zaten benim günlük hareketim vardı. Aşağı yukarı günlük bir saate yakın. O hareketim devam ediyor. Mümkün olduğu kadar doğal gıdalar yerdim. Şimdi daha çok titiz davranıyorum. Efendim bir de acıkmadan yemek yemez, sofradan da doymadan kalkardım. Hayatımda değişen benim tek tuz oldu. Tuzla birlikte ve uyku düzenim şeye girdi. Yani neredeyse, abla beyciğim, neredeyse ben yatağa yastığımı koyarken uyuyorum. Yani iyi. Başımı daha yastığa koyarken uyuyorum. İnsanlar iyi. Yataklarına giriyorlar saatlerce bir o tarafa dönüp bir bu tarafa. Bu tuzdan sonra oldu. Sabah bu dinç bir şekilde kalkıyorsun. Tabii aynen, aynen dinç bir şekilde aynı saatte yatıyorsun, aynı saatte kalkıyorsun. Çünkü gerçekten yani hele ki İstanbul'un havası, suyu, evet, gibi şeylerini biliyorsun, insanı daha fazla etkiliyor ve sabah kalkması biraz da zor oluyor. Tabii. Ama siz sabah dinç bir şekilde, güzel, evet, bir şekilde kalkıyorsunuz. Her sabah aynı saatte. Değil mi? Evet. Tabii sizin standart işte saat 4'te veya 5'te kalkıyorsunuz sabah namazı için. Evet. O saatte de kalkıyorsunuz. Ve daha dinç, daha güzel bir sağlığınız. Tabii. Aynen öyle. Diyorsunuz ki sıvı tuza ben borçluyum. İnşallah sevgili izleyicilerimiz de alıp bunu deneyebilmiş olurlar. Sizler de zaten bir kere denedikten sonra sürekli tercih edeceksiniz sevgili izleyicilerimiz. Bütçenizi çok fazla yormayacak, çok fazla zorlamayacak. Sizler de bol bol kullanabilirsiniz. Bir yıllık ihtiyacınız gidermek için, karşılamak için vereceğiniz ücret sadece 100 lirada sevgili izleyicilerimiz.
Tabii ki bunun içinde kargosu dahildir. Bu direktmen size gelecek. Sadece vereceğiniz para 100 lira gibi bir ücret vereceksiniz. Avrupa'da, Türkiye'de, Türkiye'nin her yerinde sizler siparişlerinizi verebilirsiniz. Avrupa için 3 gün içinde elinizde oluyor. Türkiye'nin uzak noktaları için 3 gündür. İstanbul için aynı gündür siparişlerimiz. Evet, www.svetuz.com diğer telefon numarasını da verelim. +49 hemen onu da bir verelim. Ondan sonra +49 178 398 01 93 dolu numaradan da sizler de siparişlerinizi verebilirsiniz. Sevgili izleyenimiz hem bayilik için hem de toplu satın almaları için de orada da tekrar da danışmak için de ulaşabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bakın patatesler pembeleşmeye başladı. Harika bir şekilde bir kızarmaya başladı. Değil mi? Evet. Yani ekseden... bazen ya buna biz tuz demesek acaba sadece doktor salt mı desek diye de düşünüyorum. Çünkü tuz deyince insanların aklı işlenmiş tuzlara, içerisinde katkı maddesi olan tuzlara, Sağlık Teşkilatı'nın, Dünya Sağlık Örgütü'nün sakın ha bu tuzu kullanmayın dediği tuzlarla aynı isim benzerliği oluyor. O zaman insanlar diyorlar ki ya tuz zararlı değil mi? Evet, o tuzlar zararlı. O tuzları asla kullanmamak lazım. Ama tuzsuz hayat olmaz. Tuzsuz ne akıl sağlığımızı, ne beden sağlığımızı, ne de ruh sağlığımızı koruyabiliriz. Tamamen beden sağlığımız, akıl sağlığımız ve ruh sağlığımız doğru tuzu kullanmaktan geçer. Ve beraberinde de doğru miktarda doğru suyu kullanmaktan geçer. Evet. Bugün insanlarımız maalesef su içmiyorlar ve sanayi ürünleri diye adlandırdığımız meşrubat içiyorlar. Değil mi? Ya su başka bir şey, meşrubat başka bir şey. Ne olur? Artık günlük sıvı ihtiyacımızı. Su kalktı yani. Artık evet, su kalkmamalı. Tekrar su sofralarda yerini almalı. Sofralardaki tek baş tacı su olmalı. Evet, yani evet, sıvı olarak su olmalı. Bir de şöyle bir şey var sevgili Mahmut abi. Şimdi bakıyorsun 10 yaşında, 8 yaşında, 5 yaşında dediğimiz gibi veya da 6 yaşında işte dişleri çıkmaya başlayan çocuklarımıza bakıyorsunuz. Hemen diş çürümeleri başlıyor, rahatsız olmaya başlıyor. Ve de ne kadar çok fazla tüketilirse daha fazla hem hastalık hem dişleri çürüyor. O tabii ki sağlığımız için de güzel bir şey değil. Çocuklarımıza kesinlikle, hele hele çocuklarımıza 15-16 yaşına kadar önermememiz gerekiyor. Elimizde geldiği kadar. Gerçi çocuklar içiyor ama içirmememiz gerekiyor. Değil mi? Evet. Şimdi yemek yemeye başlamadan evvel tuzla başladığımızda ağzımızdaki olan eylemler istersen kısaca bir bahsedeyim. Şimdi ağzımıza biz tuzu aldığımızda, ağzımızda olası olan bakterileri hemen telef ediyor. Yani onları etkisiz hale getiriyor. Evet. İkincisi, ağzımızda bulunan enzimler dişlerimizin diblerinden hemen o enzimler ortaya çıkıyor. Enzimlerle birlikte almış olduğumuz tuz mideye gidiyor. Mide yemek gelecek diye, ki yemek gelecek biraz sonra da hemen hazırlıklarını yapıyor. Hangi hazırlıklarını yapıyor? Yemeğe karşı alacağı asit hazırlıklarını yapıyor. Yani ağzı dezenfekte ediyor. Mideye sinyal gidiyor. Midede ne güzel. Pes pembe. Değil mi? Yani güzel tuzu şekilde koymasaydık bu pembeliği yakalayamazdık. Değil mi? Bu güzeli yakalayamazdık. Bu güzelliği yakalayamazdık. Evet. Şimdi ekstra bir şey de kullanmaya gerek kalmadı. Evet. Mide hazırlıklarını yapıyor ve gelen yemek o hazır olan asitlerle çok güzel bir şekilde hazım aşamasına geliyor. Evet. Yemeği bitirirken de gene ağzımızda tuz alıyoruz. Ağzımızda olası olan kalan kırıntılardan kaynaklanan bakterilerin oluşmaması adına ağzı dezenfekte ediyor ve mideye ikinci bir sinyal giderekten mide gerçek sindirimine o zaman başlıyor. Yani tuzun o kadar çok faydaları vücutta yaptığı işler var ki inanın, yani bunu ben günlerce anlatsam bitiremem. Evet. O çok önemli gerçekten. Evet. Sevgili izleyicilerimiz de tabii, yani mide hazırlıksız yakalanmamış oluyor. Mesela evinize bir misafir gelse hiç habersiz, hazırlıksız ne yaparsınız? Evet. İşte mide de tuzla birlikte derhal hazırlanıyor. Yemek gelecek diye asitlerini ve her türlü enzimlerini salgılıyor. Yemekle beraber oluşuyor. Ve yemek bittikten sonra ağzına almış olduğun ikinci bir tuz yine ağzı dezenfekte ediyor. Bakteri oluşmaması adına. Ve mideye sinyal giderekten gerçek hazmana o zaman mide başlıyor. Şimdi biraz böyle canın tuz istediğinde, tamam mı? Olabilir bir şey yemişsindir, ufak bir canın tuz istediğinde. Minik biraz tuz aldığında
o hemen insanı bir rahatsız ediyor, böyle bir şey yapıyor, biraz bir irkiliyorsun yani, çünkü rahatsız ettiği için. Ama bunda öyle bir şey yok. İstediğin kadar alıyorsun, ağzına sıkıyorsun. Hem dezenfekte ediyor, hem güzel bir şekilde seni dediğimiz gibi biraz daha toparlamış olur. Ağzında bakteriler varsa onları öldürmüş olur. Ve salatanada kullandığında salata ekstradan bir şey kullanmaya gerek yok. Şimdi onun yanında biz ne yapıyoruz? İşte limonla, ondan sonra sirkeyle, farklı malzemelerle kendimize soslar hazırlıyoruz. Evet. Tuzu kullandığımızda onlara da gerek kalmıyor. İstersek çok az bir şey, tabii, zeytinyağı kullanabiliriz. Bunlara da gerek kalmadan lezzetli salatalar, bakın, ve yemekler de yiyebiliriz. Diğer tuz, hani ağzını alıyorsunuz, ağzınız böyle rahatsız oluyor ya. Evet. Neden rahatsız oluyor biliyor musunuz? O tuzların içerisinde katkı maddeleri var. 6 çeşit katkı maddesi var. En başına biliyor musunuz? Şu anda yeni bir yasa çıktı. Siyanür ile ilgili. İnsanlar siyanüre ulaşamayacaklar. Evet. Alırken de yani işlerine uygun belgeler falan hazırlayacaklar. Tuzun, işlenmiş tuzların içerisinde siyanür var. E-535, E-536, E-538. Kimyayı bilen insanlar E-535'in, 36'nın ve 38'in ne olduğunu karşılığına baksınlar. Bugün işlenmiş tuzların hepsinin içerisinde siyanür var. Evet, İşlenmiş tuzların hepsinin içerisinde alüminyum var. İşlenmiş tuzların tamamının içerisinde titanyum var. Yani bunlar işte o tuzu tuzluktan çıkartıyor. Ayrıca da rafine edildiği zaman içerisinde hiçbir mineral kalmıyor. Mesela şimdi siz sebzeyi rendelediniz değil mi? Evet. Biz turşu yapacak olsak, işte kabak da olabilir, salatalık da olabilir. Bir efendim kavanozun içerisine 3 tane salatalık, 2 tane biber, 1 tane domates koysak, o piyasadaki tuzlardan da içerisine atsak, sabaha geldiğinizde bu çanağın içerisinde çamur gibi olacak. Çamur gibi olur. Ne, gerçekten onu çamur gibi hale getiren nedir biliyor musunuz? O tuzun içerisine konan o siyanür, o alüminyumlar, içerisine konan o titanyumlar. İnşallah biz şöyle bir şey yaparız sevgili Mahmut abi. Evet. Şimdi önümüzdeki hafta geldiğinde 2 tane salata, program başında öyle yaparız. Yapalım. 2 tane salata yaparız. Birisinde normal tuzu kullanırız, atarız. Evet. Normal tuzumuzu atarız. Birisinde de doktor sal tuzumuzu atalım. Evet. İzleyenlerimize göster. Hangisi daha çabuk bozulduğunu, tabii, ve nasıl bir renk değişini canlı olarak burada gösterelim. Canlı olarak daha hepsini yapabiliriz. Mesela kuru tuzu koyup da hala erimediğini şey yaptığımız gibi. Bakın aşağı yukarı program başlayalı. Bir saati geçti herhalde. Bakın tuz içerisinde aynı şekilde duruyor. Bütün olarak değil mi? Bütün olarak duruyor. Evet. Erimez çünkü. Ama sıvısının içerisinde sıvı tuz var. Onu göremiyoruz. Başından beri göremiyoruz. Çünkü içerisinde hemen her tarafına dağılmış vaziyette. Evet, eşit böyle bir şekilde değil, evet, mi? Dağılmış oldu. Şöyle bir, ben de yavaş yavaş. Şimdi sevgili Mahmut abi, ben şöyle bir patatesimi kızartmaya devam edeceğim. Evet. Sunumlarıma geçeceğim. Siz de bu arada anlatacaklarınız varsa, ilave edecekleriniz varsa yavaş yavaş bir anlatın. Ben de bu arada şu patatesin güzelliğine bir bakın. Tamam. Şu patatesin birazdan nasıl pembe olmuş. Değil mi? Bu pembeliği veren tuzu içerisine koymuş olduğumuz tuz. Bu pembeliği o veriyor. Eğer biz o tuzu koymamış olsaydık patates o sarı haliyle kalacaktı. Aynı kalacaktı. Bu kadar pembe yapmamız için de daha fazla zaman pişirecektik. Bu sefer de patatesler kuruyacaktı ve yenilmeyecekti. Değil mi? Evet. Bu kadar önemli. Gerçekten de öyle. Şimdi tabii doktor salt tuzumuz sevgili izleyicimiz, yani dediğimiz gibi kaynağından doğal %100, siz de araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. İçine yani uzun ömürlü olsun diye herhangi bir katkı maddesi konulmadan doğal bir şekilde kaynağından alınıyor ve o şekilde sizlere ulaştırıyor. Onun için gönül rahatlığı içinde bol bol tüketebilirsiniz. Sizler de gönül rahatlığı içinde almak istiyorsanız dediğimiz gibi herhangi bir doğallığına el değmeden, herhangi, hayır, bir katkı maddesi katılmadan kaynağından çıktığı gibi. Çıktığı gibi size ulaştırılıyor. Sizler de isterseniz doğudan, isterseniz Avrupa'dan ve hatta Türkiye'nin her yerinde, Avrupa'nın her yerinde siparişlerinizi verebilirsiniz, bayılık alabilirsiniz, alıp satabilirsiniz. Lokantalarda, restoranlarda satmak istiyorsanız aynı şekilde alabilirsiniz. Telefon numaramız +49 178 398 01 93 nolu numaradan sizler alabilirsiniz. Ondan sonra sitemizin adresi www.sweetuz.com adresinde de sizler de bakabilirsiniz. Oradan da siparişleriniz için veya da hangi ürünler var merak ediyorsanız oradan da bakabilirsiniz. 5 kişilik bir ailenin ihtiyacını gidermesi için sadece vereceği para 100 lira gibi bir ücret veriyorsunuz. Kargosu dahil size gelmiş, evet, olacak. Evet. Dostum çorba da çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Tabii seyredenler ettim. Buradan çorbanın rengini görüyorlar. Biz de burada çorbanın kokusunu da alıyoruz. Ben şöyle size böyle ikram edeyim. Evet, çorbanın afiyet kokusunu olsun da alıyoruz. Bizim artımız tabii stüdyoda olmamız. Değil mi? Allah, evet, razı olsun. Ben şimdi hem buradan
sizinle sohbet ediyorum. Hem de bir yandan yemeklerimi yetiştirmeye çalışıyorum. Evet. Onun için de yavaş yavaş devam ediyoruz. Şimdi sevgili Mahmut abim, yani bayılık almak için biraz ona bir değinelim yani. Şartlarınız nelerdir? İzleyicilerimiz belki merak edenler vardır. Onlar da bayılık almak için neler yapmaları gerekiyor? Tabii bayılık almak için bir şehir bayılıklarımız var. Bir bölge bayılıklarımız var. Hangisine talip olacaklarsa bizim bu telefon numaralarımızdan ulaştıklarında onlara şartlarını orada anlatırlar. Şehir bayiliği ayrı, bölge bayiliği ayrı. Tabii bölgeye verdiğimizde eğer o şehirleri kapsıyorsa bu sefer şehirlere bayilik veremiyoruz. Yani bayilik şartlarımızı biz fazla zorlaştırmıyoruz. Yeter ki insanlar alıp hem kullansınlar hem de efendim insanlar bundan istifade etsinler. Bakın burada bir şey daha söyleyeyim. Siz yağı yaptınız ya, bu yağla sıvı tuz onu koruyor. En az 15 kere kadar patates kızartması yapılabilir bu yağda. Değil mi? Tuz, sıvı tuz o yağın da bozulmasını engelliyor. Evet. Yani yağımız da aynı şekilde kalıyor. Tabii bozulmadan. Efendim. 15 kere daha kullanılabilir. Asla o zeytinyağı bozulmaz. Çok güzel gerçekten. Ben de hemen... Bayiliklerimiz böyle. Tabii Avrupa'daki ağ gene kendi işlerinde, Avrupa'daki organizasyonda kendi işlerinde aynı şartlarda ülke ve bölge ve şehirler olarak orada da şu anda organize ediliyor. Avrupalılar ellerini sıkı tutsunlar. Hemen önümüzdeki haftada ikinci tırlarını da çıkartıyorum. Onlara ulaştırmak evet, için. Evet, onlara ulaştırıyorum. Avrupa'yı önemsiyorum. Avrupa'da daha çok rağbet olduğu kanattayım. Onlar doğal ürünlere Avrupa daha yatkın, daha çok araştırıyorlar. Biz de şu alışkanlıkları kırmak biraz zor oluyor. İnşallah onlar da kırdıktan sonra da bir daha da bırakmıyoruz değil mi? Yavaş yavaş bizde de kırılacak. Yani şu anda binlerce insan kullanıyor. Gönlüm istiyordu ki daha çok olsun. İnşallah Türkiye'mizde de daha çok olur diye düşünüyorum. Tabii inşallah dediğin gibi o da olmuş olacak. Bu arada sevgili izleyenlerimiz hemen nefis bir beyti kebabımız hazır. Onu da şöyle bir alalım. Suyunu çekmiş, güzelce bir şekilde bir pişmiş. Vay 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 vay. Şöyle bir aldık. Kusura bakmayın çünkü sürem de az kaldığı için ben yavaş yavaş hemen sunumlarıma geçiyorum sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra da sunumlarımızı yapalım ve kapanışımızı yapacağız. Sizler de dediğimiz gibi farklı yemekleriniz varsa bizlerle gönderebilirsiniz. Yemek hakkında bilgi alabilirsiniz. Doktor Sağ Tuzunu aynı şekilde benim sitelerde de bakabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Orada da merak ediyorsanız bakabilirsiniz yemeklerimize. Oradan da aynı şekilde ulaşabilirsiniz, bakabilirsiniz. Hemen Doktor Sağ Tuzumuz dediğimiz gibi Avrupa'da, Türkiye'den satın almak istiyorsanız bayilik için sizlere de bütün numaralardan ulaşabilirsiniz. Veya da sitemizden ulaşabilirsiniz. Şimdi beyti kebabımız hazır. Ben hemen şunu bir kaldırayım. Tepsimize ayarlamamızı yaptık. Ve üzerine yoğurdumuz hemen şuradan biraz. Yoğurdumuz burada. Evet. Şunu alalım. Biraz bol kullanacağımız için. Doğru. Ben biraz bol alacağım. Ondan sonra yoğurdu çok seviyor musunuz Mahmut abi? Evet. Yoğurt proteindir. Evet. Yani için. Yoğurt, peynir, süt. Ben bunlar şöyle, çok kıymetli ürünler. Bunlar sizin mutlaka için biraz bol kullanayım değil mi? Evet. Bunlar mutlaka çok tüketilmeli. Maalesef evet. Şu anda yoğurt da çok fazla tüketilmiyor. Ve marketlerde satılan yoğurtlar da sağlıklı şeylere çok fazla mümkünse tercih etmiyoruz değil mi? Hanımlar kendi yoğurtlarını evde kendileri yapsınlar mümkünse. Ve çok sağlıklı bir yerden süt alaraktan tabii onu temin ederekten kendi yoğurtlarını kendileri yapsınlar. Evde yapsınlar daha güzel ve daha sağlıklı evet. oluyor diyorsunuz. Evet. Şimdi sosumuz da hazır. Ben hemen üzerine isterseniz biraz tereyağı da gezdirebilirsiniz ama ben sos kullanacağım için sevgili izleyim ekstradan bir yağ kullanmayacağım. Tabii, siz de dilerseniz. Yağ var zaten. Değil mi? Evet. Biz biraz yağımızı fazla kullandık çünkü biraz içine işlesin diye. Fırında pişirdik. Onun için ama siz seviyorsanız biraz daha kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Oh, bol soslu olsun. Ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Şimdiden size afiyet olsun. Görselliği de çok güzel oldu bu sos. Harika. Razı olsun. Sevgili Mahmut abim ben hemen sizin tabağınızı ikram edeyim. Siz yavaş yavaş yiyin. Ben de bu arada taratorumu hazırlayayım. Buyurun. Evet. Evet. Şimdi patatesimiz hazır. Beyti kebabımız hazır. Taratorumuz hazır ama ben sevgili izleyenimiz aslında normalde onu soğutmam gerekiyordu ama soğutmadan hemen alacağım. Ondan sonra çünkü
Az bir süremiz kaldı. Bizim de 5 dakika gibi bir süremiz kaldı. Onun için hemen alacağım, sunumunu yapacağım. Sizler soğuttuktan sonra yoğurdu içine ilave ederseniz çok güzel olacak. Sıcak bir şekilde kesinlikle içine kullanmıyoruz yoğurdumuzu. Soğusun, ondan sonra süremiz az kaldığı için ben hemen yoğurdumu içine ilave edeceğim. Sunumu gerçekleştirmiş olacağım. Doktor salt tuzumu döküyorum. Oh! Harika oldu. Sıvı tuzumuz döküldü. Ondan sonra da biraz karıştırıyoruz. Baharatlarımızı içine ilave etmiştik. Ve karıştırdık mı? Ondan sonra da yoğurdumuz. Hemen yoğurdumuzu da dökelim. Şuradan bir kepçe daha alabiliriz. Sıcak olduğu için sevgili izleyenlerimiz, tamamıyla bir soğutup ondan sonra kullanmamız gerekiyor. Sizler soğutun. Ondan sonra yoğurdunuzu kullanırsanız çok güzel olacak. Onun için ne yapacağız? Tamamıyla soğutup sunumlarımızı yapmış olacağız. Evet. Şunu da bir alalım. Hemen karıştıralım. Harika oldu. Değil mi? Güzel bir tatlarımız oldu. Evet, çok oldu. Şöyle çok bol yoğurda. Renk ambiyansı da çok güzel oldu. Havucun rengi. Kabağın rengi. Kabağın rengi, yoğurdun rengi. Çok hoş bir renk oldu. Çok tatlı. Evet, Allah razı olsun sevgili Mahmut abi. Şimdi Mahmut abi, biz yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Evet. Sizin selam göndereceğim varsa, ilave edeceğiniz varsa biz onları da bir alalım. Ben de hemen sunumunu yapayım. Ondan sonra anlatabileceğimiz kadar süremiz kalırsa anlatalım. Yoksa evet, da kapanışı seninle beraber yapalım inşallah. Tabii. Buyurun. Şimdi ben buradan tekrar Almanya'daki arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Yani ürün geldikten bir hafta içerisinde ikinci tırı göndereceğim. Birinci tırı bir haftada bitirmelerini istiyorum. Çok gayret etsinler. Çünkü onlar çok sabırsızlıkla bekliyordular. Ancak işte bugün çıkartabildik. Nasip oldu. Evet. Oradan çok selam söylüyorum. Ve Türkiye'de sıvı tuzu kullanan herkese sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Sağlıklı olmaları için sıvı tuzu hayatlarına çıkarmasınlar. Hayatlarına sıvı tuzu koysunlar. Ve suyu içmeyi de ihmal etmesinler. Su ve tuz sağlıktır diyorum. Herkese buradan mutlu haftalar, mutlu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. İnşallah haftaya tekrardan görüşeceğiz İnşallah. Sizinle beraber. İnşallah. Buradayız. Sevgili izleyicilerimizde anlatacakları varsa, ilave edecekleri varsa, soracakları varsa bitişik şefabdulosa.tgt Instagram sayfama gönderebilirler. Tabii ki hediyemiz olacak. Her hafta iki tane setimizden hediye ediyorduk sevgili izleyicilerimiz. Onun için sizler sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Oraya isim, soy isim, adres, telefonunuzu evet, bırakın. Çekiliş yapacağız haftaya, yayın içinde. Yayın içerisinde çekiliş evet, yapalım. İsimini de açıklayalım. Tamam. O insanlara da biz hediyemizi yollamış hediyemizi olalım. Hediyemizi evlerine kadar gönderelim. Evet. Evet. Çok teşekkür edin. Evet, yavaş yavaş alalım. Remzi Bey, ben hemen şu patatesi de size ikram edeyim. Buradan bir alın. Siz afiyetle yerken biz de yavaş yavaş ben hemen listelerim hazırsa alayım. Ondan sonra devam edeyim. Evet. Hazır mı listemiz arkadaşlar? Kusura bakma, böyle süremiz az kaldığı için sonra doğru biraz acele edebiliriz. Olsun. Sevgili izleyenlerimiz de hakkını helal etsinler. Onun için sevgili izleyenlerimiz, az bir süremiz kaldığı için bazen acele edebiliyoruz. Onun için de sizler de hakkınızı helal edin. Evet, hazır mı listemiz? Evet, pratik baked kebabımız için sevgili izleyenlerimiz, 3 adet yufkamız, 400 gram kadar dana kıymamız, 2 adet kuru soğanımız, 3 yemek kaşığı kadar galeta unumuz, yarım yemek kaşığı kadar salçamız, biber veya domates salçası olabilir, 1 tatlı kaşığı kadar doktor salt tuzumuz, pulverimiz, nanemiz, hemen 3 adet yufkamız, 400 gram kadar dana kıymamız, 2 adet kuru soğanımız, 3 yemek kaşığı kadar galeta unumuz. Hatta fazla yapmak istiyorsak artırabiliriz. Bir yemek kaşığı veya yarım yemek kaşığı kadar salçamız, bir tatlı kaşığı kadar doktor salt tuzumuz, pulverimiz, nanemiz, yufkamız için bir çay bardağı kadar suyumuz, biraz içine doktor salt tuzumuz, ondan sonra bir çay bardağı kadar sıvı yağımız, sosumuz içinse bir yemek kaşığı kadar tereyağımız, bir yemek kaşığı kadar salçamız, iki adet domates rendesi, bir kase kadar yoğurt kullanıyoruz. Sosumuz için bir yemek kaşığı kadar tereyağımız, bir yemek kaşığı kadar salçamız, iki adet domates rendesi, bir kase kadar yoğurt kullandık. Genişçe bir kabımızı içine hemen kıymamızı ilave ettik, baharatlarımız ve ondan sonra maydanozu ilave ettikten sonra harcımızı güzelce bir karıştırıyoruz. Harcımızı iyice bir karıştırdıktan sonra yufkamızı seriyoruz. Yarı yufka üstüne ilave ediyoruz. Ondan sonra kıymamızı güzelce bir serdik. Ondan sonra rulo şeklinde katlıyoruz. Rulo şeklinde katladıktan sonra ikişer parmak şeklinde kesiyoruz ve tepsimizin içine diziyoruz. Tepsimize dizdikten sonra üzerine biraz suyumuzu hem yumuşak olması için hem de toparlanması için suyumuzu, yağımızı döküyoruz ve fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişiyor. O pişerken biz de tekrardan kenarda salçamızı, domatesle beraber güzel bir sosumuzu hazırlıyoruz. Sunumumuzu yaparken üzerine yoğurt, salçayla beraber sunumumuzu yaptık ve şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Ve sevgili izleyicilerim, sizler de merak ediyorsanız
Evet, hemen anlatmayalım ama ben şöyle bir ufak bir değineyim, ondan sonra kapatalım. Nohutlu ezogelin çorbamız içinde bir su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz, bir çay bardağı, bir yemek kaşığı kadar pirincimiz, bir yemek kaşığı kadar salçamız, bir çay bardağı kadar nohutumuz, bir yemek kaşığı kadar unumuz, ondan sonra doktor salt tuzumuz, karabiberimiz ve pulverimiz, nanemiz. Diğer listemizi de alalım arkadaşlar. Hemen listemizi sadece alalım, anlatmayalım çünkü süremiz az kaldı. Kabak havuç tarator içinde 2 adet kabak, 3 adet havucumuz, 2 adet sarımsak, 300 gram kadar süzme yoğurdumuz, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 çay kaşığı kadar doktor salt tuzumuz, karabiberimiz ve bir tutam da dereotumuzu kullanıyoruz. Evet sevgili izleyenler, sizler de merak ediyorsanız yemeklerimizi sosyal medya üzerinde bakabilirsiniz. Mahmut abi şöyle yanıma alayım, seninle beraber kapanışı yapalım. Pardon. Bitişik. sefabdullahusta.tgrt Instagram sayfamda bütün yemeklerimi görebilirsiniz. Mahmut abi çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Sizin buradan sağ herkesi bilgilendirdik. Önemli olan bilgilenmesi. Bilgilenen insanlar da mutlaka kullanacaklardır. Bu kadar yoğun bir işin içinde gerçekten bizi kırmayıp da geldiğin için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben de çok İnşallah teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya tekrardan görüşeceğiz. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi günler efendim. Evet sevgili izleyenler, biz de böylelikle yavaş yavaş gerçeğe bir yanıma alayım. Hemen kaçma. Programımızın sonuna doğru geldik. Önce tabii ki gurbetçilerimiz. Onları çok seviyoruz. Buradan bütün gurbetçilerimize kucak dolusu sevgi ve selamlarımız olmuş olsun. Türkiye'de bizleri izleyen herkese, desteğini esirgemeyen herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Askerlerimiz, polislerimiz, memurlarımız ve ekran başına olan herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı günler.